Süper Futbol'dan herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. İki önemli isim, Bursa Spor Texans ve Ankara Gücü Gecekondu liderleri Selim Kurtulan ve Ali İmdat bu akşam Bursa TV ekranlarında Süper Futbol programında konuğumuz olacaklar. Çok keyifli, renkli bir yayın olacak. İki önemli ismi bugün ağırlamaktan biz de onur duyuyoruz. Öncelikle misafir tarafla başlayalım. Ankara Gücü'nün tribün lideri, Gecekondu efsane tribün. Ali İmdat, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Bize bu yayında değer verdiğiniz için sizlere, Bursa TV'ye, Uğur Engin'e teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler, siz de iyi ki varsınız. Selim Kurtulan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ankara'ya selamlar, Bursa Sporlara selamlar, Anadolu'ya selamlar. İnşallah iyi bir program olur. Biraz moralimiz bozuk ama. Moraller bozuk. Yine evet. Bursa Spor 6-0 mağlup oldu. Evet. Niye İsterseniz takımları değerlendirelim öncelikle. Ardından şehit emanetinin üzerinde dururuz. Bursa Spor'la başlayalım. 6-0'lık mağlubiyet. Yine deplasmanda Bursa Spor 6 gol yedi. Son 3 haftada toplam 16 gol. Lig tarihinde rekor kırıldı. 16 gol yiyen takım yok 3 maçta. Nasıl yorumluyorsunuz Bursa Spor'un bu kötü performansını? Vallahi nasıl yorumlayayım? İşte Akhisar'dan 5, Galatasaray'dan 5, son olarak da Rize'den 6. Yani inanamıyorum ya. Bursa Spor tarihinde böyle bir skor yok. Ya buradan ne diyeyim, topçuları tebrik etmekten başka bir şey dilemiyor. Yani aklıma bir şey gelmiyor yani. Yani Allah'tan korkmuyorlarsa Bursalılardan, insanlardan da utanmıyorlar. Yani ben anlamıyorum. Paralarını şakır şakır alıyorlar. Cuma günü ödemelerini yaptılar. Ve çıkıyorlar Rize'de. Bak iddia ediyorum ya. İddia ediyorum. Biz Rize'de 11 kişi ben tribünden çıkarsaydım 6 tane yemezdik. Ben bugün Hikmet Kahraman'la görüştüm. Selim diyor, Kuveyke ile şeyi geriye çektim diyor. Özellikle diyor, yoksa bir düzün olacaktı diyor yani. Nedir bu diyor ya? Biz diyor parasız diyor ya. Aylardan beri diyor, bir seneden beri 1 milyon almadık diyor ya. 1 milyon almadık diyor, 1 milyon. Bakın buradan sesleniyorum Bursa Spor futbolcularına. Bir seneden beri 1 milyon para almadık Selim diyor. Ceplerimize 1 milyon girmedi. Bizim maçların primi 30 milyar ya. Başkan 30 milyar verdi. 4 maça 30 milyar verdi. Ama oynanan futbola bak. Elini kaldırmıyor ya topçular. Gol yiyor, birbirlerine bakıp gülüyorlar ya. Böyle rezalet olur mu ya? Ben havalanında, Rize havalanında topçulara şunu söyledim. Sizin bizde hakkınız varsa helal etmeyin. Ama bizim sizde hakkımız varsa Bursa, Bursa Sporlular, Bursalılar olarak biz size hakkımızı helal etmiyoruz dedim havalanında. Ve sonra Ali Bey'e geçtim. Ali Bey'le de konuştum. Ali Bey'e dedim ki bakın yani olmuyor, ısrar etmeyin lütfen. Allah rızası için. Düzgün insansınız. İyi insansınız ama olmuyor dedim. Yani bırakın. Bir an önce Bursa Spor Kulübü Başkanı Ali Ağa'ya bunu söylediniz. Söyledim ben. Rize'de söyledim. Rica ettim yani ya. Yani bizi değişik şekillere sokmayın dedim yani. Yani biz ya rica ediyoruz dedim ya. Olmuyor dedim. Size yazık, bize yazık. Bursalılara, Bursa Sporlara yazık dedim yani. Ve bana söylediği şey pazartesi akşamı büyük ihtimalle olağanüstü kongreye gideriz dediler. Ama ne yazık ki bu akşam gene onu yapmamışlar, almamışlar. Nedenlerini söylediler. İnşallah. Siz de nedenini söyleyin o zaman. Öğrensin Bursa Spor taraftarları. Nedenleri işte bir takım kulübün gelirleriyle ilgili yani. O bir yani proje mi? Yeni bir proje. Kol kırılır ya içinde kalır biliyorsunuz. Bizde öyledir. Her şey açıklanmaz. Anlatabildim mi? Yani güzel bir proje. İnşallah olur. Tarihe geçmek istiyor. İnşallah yapar. Adam iyi niyetli. Biz bunu biliyoruz. Tamam, tarihe geçmek ama, istiyor da. Ama Bursa Spor'u bilmiyor. Yani yanlış yönlendiriliyor. Biz bunu da biliyoruz. Ben kendisine söyledim. O bizden fazla üzülüyor. Ben onun da farkındayım. Bunlar gerçekler. Hala mı yanlış yönlendiriliyor? Tabii canım, hala yanlış yönlendiriliyor. Ben iddia ediyorum. O zaman yönetim içerisinde hala da... Yönetim kurulunda abilerimiz var, arkadaşlarımız var. Biz konuşuyoruz. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Tamam, o zaman yönetim içerisinde hala sıkıntılı isimler var. Var tabii canım. Ben bugün kendisine dedim ki... Pardon, Rize'de dedim ki... Ya Allah rızası için Bursa Spor'u seviyorsan, Bursalıları seviyorsan... Dersin ki kongre kararı aldım. Bakarsın aday çıkarsa çıkar, çıkmazsa gene koyarsın adaylığını. Listeni değiştirirsin. Ya yani insanlar doldu. Bakın insanlar doldu. Beşiktaş maçında Allah muhafaza. Daha büyük olaylara sebep verirler.
İnsanları havaalanına koşturuyorlar. İnsanlar havaalanı... Benim 3 tane çocuğum var ya. Ben niye gidip de insanlara küfür ettiriyorlar bize ya? Ben anlamıyorum yani. Niye ettiriyorlar? Bütün insanlara niye Sidak'ta küfür ettiriyorlar ya? Ya ben söyledim başkanım, yapamıyorsanız bırakın, olmuyor. Ya ısrarla ne lüzum var? Ben bunu anlamıyorum yani. Yapamadım, teşekkür ederim. Bursa halkından özür dilerim. Çekerim giderim yani. Bu kadar basit. Yani ben akşam alınan karara ben çok kızdım yani. Gerçekten söyleyeyim yani. Ne? Bu akşam alınan karara çok kızdım. Ben beklerdim ki. Devam kararına mı? Tabii canım yani. Ya gelen yönetimin önünü de açarsın yani. Şurada 5 hafta kaldı. Transfer başlayacak, bilmem ne başlayacak. Önümüzde sene var. Deniz Yılmaz yine kadro dışı. Delvaya kadro dışı. Onların haberim yok. Kadro dışı. Olsun, 3 gün sonra affederler yani. Mahkemeye vermişler zaten. Nasıl? 5 hafta önce Deniz Yılmaz Bursa Spor Kulübü'nü mahkemeye vermiş. Parasını alamadığı için. Bu hafta da... Nasıl alamadık? Şakır şakır ödedik diyorlar. Yemin ediyorlar ya. Tamamını ödememişler. Nasıl? Tamamını ödememişler. Ya hangi kulüp tamamını veriyor? Allah aşkına söyleyin ya. Abi birincilikte hangi kulüp? Galatasaray, Fener, Beşiktaş kim parasını veriyor? Ya zaten yani? Parasını vermiyor diye de oynamamazlık yapamazlar. Bakın, böyle bir hakkı yok kimse. Bakın birincilikte en iyi parasını ödeyen futbolcuların kulüp Bursa Spor'dur, biliyor musunuz? Bak gerçekten Bursa Spor'dur yani. Ama abi. Gençler Birliği'nin borcu yok. Gençler Birliği futbolcuları... Tamam da mesele para ödemek mi? Hayır değil. Kulübü iyi yönetmek. Yani. Tabii ondan fikrim. Kulübü yönetmek. Ben kendilerine söyledim yani Rize'den havalanda. Benim 10.30'da uçağım. Ben gelirken uçak bileti almıştım. Evime çabuk gidelim, çocuklarıma çabuk gidelim diye. Yani orada denk geldik, söyledim. Yani kulübü yönetemediniz yani. Hangisini sayayım yani? Topçuları kadro dışı bıraktınız. Bir gün sonra affettiniz. 30 milyar prim verdiniz. Akhisar maçı dönüşü dedim. Yönetici abilerime, başkanıma rica ediyorum söyleyin. 30 lira prim verdiniz. 50 lira ceza kesin. Sizin kasabaya, bu koskoca Bursa'yı kasaba şehri rezil ediyor. 5 tane atıyor. Rize. Yani şimdi söylemek istemiyorum yani. Ama çocuklar canla başla çıktılar, oynadılar. Para almadan oynadılar. Ya bizimkiler ya en iyi parayı alan topçular ya. Ama çıkıyorlar, herkes birbirine bakıyor. Herkes birbirine sorumluluk bırakıyor. Yazık günah ya. Utanmıyorlar mı ya? Ben hayret ediyorum ya. 3 milyonluk şehiriz biz ya. Ya ben buradan iş adamlarına da sesleniyorum yani. Ya bu işe el atın, sahip çıkın yani ya. Ya insanlar birbirine yiyecek. İnsanlar ya sokağa çıkamıyorlar yani. Şu anda düşme tehlikesi var Bursa Spor'un. Ya ben ona inanmıyorum. Kimse kusura bakmasın da yani şimdi Bursa Spor'un 5 maçı var, zor diyorlar. Onların da zor maçları var. Arada birisinin 6 puan, birisine 4 maç var şu anda. Yani 4 maç var. Arada zaten 7 puan, 8 puan şeyle var yani. 8 puan Rize'yle. Rize'yle var. Bugün Rize Akhisar maçı, Antep maçı ne oldu bilmiyoruz. Ya yani ben inanmıyorum ona da. Yani biz, ben kendi fikrim, ben onlar daha 4 hafta önce düştüler. Ya o değil. Önemli olan biz 5 yiyelim, 6 yiyelim ama futbolcu arkadaşlarımız çıksın sahaya, top oynasın ya. Birbirlerine konuşmuyorlar, böyle bir şey olur mu ya? Ne demek bu ya? Peki bir şey söyleyeceğim. Ben Hamza Hoca takımın başındayken Hamza Hoca gitmemeli, başarılı demiştim. Bazı Bursa Spor taraftarları hayır, başarılı değil, Hamza Hoca'nın gitmesi gerekiyor. Ya zaten bakın, Galatasaraylı olduğu için bu takımda durmaması gerekiyor yönünde mesajlar göndermişti. Ondan sonra stajyer Mutlu Topçu takımın başına geldi. Ya zaten bizim en büyük eksikliğimiz bu ya. Bak yanlış anlamayın, özür dilerim. Hani Bursalı, Bursa Sporlu, Bursalı, Bursa Sporlu diyoruz ya. Yok o Fenerli, yok o bu Galatasaraylı, o kovulsun, bu gitsin filan. Ya biz Bursalılar geldi yani, ne yaptılar ya? Yani ne oldu yani? Ya böyle insan ayrımı olur mu yani? Ben anlamıyorum yani. Hamza Hoca gitsin. Ben başkanı söyleyeyim. İstikrardan yanayız ya. Hamza Hoca kalsın. Herkes Hamza istifa, Hamza istifa, Hamza gitti. Şimdi keşke Hamza gitmeseydi. Hamza olmasaydı 27 puan toplayamazdık diyen insanlar var. Ya Bursa Spor'da herkesin gönlüne göre çiçek yok abi. Tabii. Yok abi öyle bir çiçek. Başkan vuracak yumruğu. Diyecek ki ben böyle, İbrahim Yazıcı öyle miydi ya? İbrahim Yazıcı'ya merdivenin başına geçiyorlardı, bağırıyorlardı. İstifa, istifa, yönetim, istifa. Dinliyor muydu? Tek başına yürüyordu. Biz öyle başkan istiyoruz abi. Allah rahmet eylesin bu arada. Dün de ölüm yıldönümü. Allah rahmet eylesin. Allah çok özledik İbrahim abi. Hakikaten çok özledik. İnşallah bir tane daha bir İbrahim Yazıcı çıkar. Bursa'ya, Bursa Spor'a faydalı olur. Yani gerçekten moralimiz çok bozuk.
İşte Beşiktaş maçı. Beşiktaş geliyor bu arada. Tabii geliyor. Biz nasıl gittiysek onlar da gelecek. Yani biz gitmeseydik onlar da gelmeyecekti. Onların gitmeleri gelmeleri çok önemlidir. Beşiktaş taraftarı bizim, da. Bizim takımın iyi olması önemli. Mücadele etmesi. Ya ben şunu söylüyorum. Mücadele et Beşiktaş'a ya. Biz buna kızıyoruz. Mücadele etmiyor ya. Yani topu ya yetişecek topa yetişmiyor ya. Böyle bir dünya yok ya. Havada, havaya çıkacak topu alacak havaya çıkmıyor ya. Böyle bir şey yok ya abi yani. Rize'de 4-0'dan sonra stadı terk ettik gene. Niye? Bunlar artık herhalde moda oldu. Modası filan değil artık. Yani buramıza geldi yetti ya. İnsanlar küfür ede yoruldu. Günaha gire gire bıktı. Ya yazık günah. Ya ben başkana şunu söyledim. Başkanım Allah rızası için istifa et dedim ya. Ya kongreye git dedim. Bu insanlar Beşiktaş maçında 3-4 yediği zaman bu sefer sana istifa demezler. Ana avrat küfür ederler dedim. Yazık günah daha ne diyeyim? Tabii. Daha ne diyeyim abi? Mutlu Topçu da gittiği zaman, ayrıldığı zaman maç sonu basın toplantısında 5-0 Galatasaray'a mağlup olduğumuzda futbolcuların moralleri bozuk. İşte otobüs olayı var. Saldırdılar dedi. Yine oraya getirdik konuyu ama otobüs olayından önce de Bursaspor 6'da 0 yapmıştı. Ya bunlar hepsi şey laf salatası. Bak ben sana söyleyeyim. Tabii. Ben onlar hepsi laf salatası. İnsanlar konuşuyor kahvede atıyor tutuyor. Falan. Bak ben Amca Hoca'yla konuştum. Amca Hoca'yla bana ne dedi biliyor musun? Selim dedi. Sizin istediğiniz futbolu ben oynatırsam her maç 5-20 dedi. Bizim takımın kumaşı bu dedi. Hayır şöyle bir şey var abi. Bizim takım topun arkasına geçecek. Topu yani. Kapacak. Gol atarsak atacak. Kapasitesi kumaş bu. Belli. Kapasitesi kumaş bu. Belli. Ne istiyorsun arkadaş? Bursaspor taraftarına ben buradan soruyorum. Ne istiyorsun? Kumaş belli. İstersen Fatih Terim'i getir. İstersen kimi getirsen getir bunu takım başına. Kumaş belli. Hayır. Arkadaş. Teknik direktör başarısız. Mutlu Topçu taraftar dedi. Problem. Adnan Hoca Bursaspor'un önemli bir ismi. Adnan Hoca'ya da geçmiş olsun. Dünkü... İlk defa dün bir sorumluluk aldı. Adam sahaya çıktı. 6 tane yedi. Bizden falan. Ya üzüldü. Adam ilk maçında tamam, 6 abi, tane bak, yedi. Bak şimdi yani, şunu diyorum abi. En son ceketini attı adam ya. Abi atsana olur ya. Fark etmez ki yani ne gerek var. Atıp atmaması önemli değil. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bak Mutlu Topçu takımdan ayrıldığı gün otobüs olayından dolayı taraftarlar takıma futbolculara saldırdığı için futbolcular oynamıyor. Problemler var dedi. Gitti. Bütün yükü taraftarlara bıraktı. Adnan hocamız da Bursaspor'un eski oyuncularından uzun yıllar formasını giymiş. Altyapısında uzun yıllar çalışmış. Dün de maçtan sonra 6-0 mağlup oldu Bursaspor. Sevgili hocam diyor ki önümüzdeki maçlarda genç takımla çıkalım. İşte ise şerefimizle mücadele ederiz. Şimdi sen bu açıklamayı yaptıktan sonra bir hocam. Bu adamlar, bu futbolcular seninle birlikte mücadele verir mi? Ben olsam vermem. Vermem hata, abi. Hep hata. Ay, olur mu abi bu açıklama? Ya bizim yönetim kurulunda da hatalar direktör, hep bak. Bir teknik direktör saçma. Der mi bunu ya? Demez. Ya der mi abi bunu ya sen? Burası ya, Süper Lig ya. Sen şimdi, amatör takımda kılıç çalıştırmıyorsun. Şimdi ben yarın itmana çıksam derim ki niye beni çıkardın derim. Yani. Alpaf takımı çıkar derim. Yani. Bunlar hata. Diyorsan eğer onu yapman bunlar lazım. Bunlar başarılı. Diyorsan eğer onu yapman lazım. Yani eğer onu yapmak istiyorsan sen... Netleştireceksin. Orada onu söyle o zaman. Ama sen daha bunun kararını almamışken bu tarz bir açıklama yapıyorsan bu futbolcular senin ne önüne nedir ne hiçbir yere gelmezler. Gelmezlerse mi? Hata bu ya çıkmalar. Ben yani... Bursaspor'un futbolcusu olsam tamam mı? Bursaspor'la bir bağım olmasa, Bursaspor'lu olmasam umurumda olmaz. O açıklamadan sonra. Ha Bursaspor'lu topçu var mı ya? Ya yok zaten. Onu diyorum ya. Olmadığı için de futbolcuların umurunda olmaz. Bursalılar da Bursaspor'lu falan diyorsanız ben Kur'an-ı Kerim'le gideyim yarın. Bir tanesi desin ki bir tane ben Bursalıyım. Ben Bursaspor'u tutuyorum dese Kur'an-ı Kerim eli baksın. Ben iddia ediyorum bir tane çıkmaz. Yapmayın ya. Kendimizi kandırıyoruz. Lütfen. Uzun yıllar Bursalı ya. Serdar diye tezahürat yaptı. Bursaspor tribünleri. Serdar ben doğduğumdan beri Galatasaraylıydım. Ben doğduğu günden beri biliyorum onun Galatasaraylı olduğunu. Ne var yani? Volkan Şenler ile aynı takımı tuttuğunu biliyorum. Ben hepsini biliyorum abi. Benim ömrüm Vakıfköy'de geçti abi. Biz hepsini biliyoruz abi. 35 sene hepsini gördük. Hepsi minik takımdan beri geldiler buralara. Peki şu anda abi. Mesajlar da geliyor tabii. Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından taraftarlar eleştirilere başladı stadyumda. Siz de o anda kuleden inmiştiniz. Onunla ilgili de mesajlar gelmiş. Sebebi ne? Selim Kurtulan'ın kuleden inme sebebi ne diyorlar? O soranlar önce bir kere Bursaspor maçına gelecek. Sonra da 4 tane gözlük takacak. Anladın mı? Bak buradan hepsine sesleniyorum. Böyle gözlükleri 4'er tane takacaklar.
seyredenlere. O kuleden hiç inmedi senin kurtulan. O kuleden Çelik Kutlu'nun daha hiç kimse indiremedi. Çok şükür Allah'a. 90 dakika tek bir şey yaptım. Sırtımı döndüm. Yalvardım. İkinci yarı başladığında Bursa Spor maçı bitsin. Evime, çoluğuma, çocuğuma gideyim dedim. Hiç kuleden muleden inmedim. Onlar bizi sevmeyenlerin yalanları, dolanları. Ya bu memlekette sıcak su geçiyor altımızdan. Bir sürü yalan dolan var. Bir sürü langur lungur, tanıda bulgur adam var bu memlekette. Biz onların hepsini biliyoruz ha. Geliyorlar artık gün, abi ne yapıyorsun ya abi? Baba ne yapıyorsun ya diyorlar. Geçsinler onlar. Kimse sallamaz onları. Onların yazdıklarını, söylediklerini hiç senin kurtulan ne anlar ne dinler. Anlatabildim mi? Bizim Texas türbünlü arkadaşlarımız Allah razı olsun 1000-1500 tane. Onları dinler sallar. Herkese Allah gönlü çarşısına göre pazar versin. O zaman... Ben şunu söylüyorum. Selim'i bırak, Ahmet'i bırakın oğlum. Bursa Spor'a bakın, maça gelin. Destek verin, köstek vermeyin. Kahvede oturuyor, tek tek tek. İnternetin başına geçirdik. Çık 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 çık. Ne yazıyorsun oğlum sen? Bu Beşiktaş maçı çok kimse önemli. Kimse okumuyor oğlum. Ben okumuyorum yani. Kendi kendine yazıyorsun, kendi kendine söylüyorsun. Langur lungur, tarana bulgur. Bu Beşiktaş maçı çok önemli yalnız. Gülüyorum ben onlara ya. Beşiktaş maçı şu anda çok önemli. Ya önemli yani tabii. Bu şehir için de önemli. Ya. Takım için de önemli. Ya tabii canım yani. Taraftar önemli. İçin de çok önemli. Yani taraftar bu maçı kazandırması gerekiyor. Ya biz iki haftadan beri korner atamıyoruz. Ya biz Rize'ye maça giderken arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Dediler ki abi birisi diyor beraberlik alırız abi yeneriz. Ya dedim arkadaşlar biz korner atamıyoruz iki haftadan beri be. Kornerimiz yok Galatasaray maçında. Buradan biz seslenelim abi. Ali'ye seslenelim. Ali'ye yönetime. 10 TL yapsın biletleri. Herkes gelsin. Ya, ya 50 TL ya, de bak, büyük para değil. Gelen gelir ama 10 TL yapsın. Herkes abi, maça gelsin. Bak, önemli Uğur, maç. Uğur bak. Burada 10 lira, 5 lira, 20 lira, 50 lira bunun lafını yapmayacağız. Biz Bursa Spor'u konuşacağız. Bursa Spor düzlüğe nasıl çıkar? Biz ona bakacağız. Ya tamam da şu anda önümüzde ya, kritik bir maç var. Kritik bir maç var. Zaten bunu herkes konuşuyor. Hepimiz konuşuyoruz. Şu anda gün daha da kenetlenme günü. Bu önemli bir maç. Kalmış 4 maç. Yani tamam düşmeyiz diyoruz ama hiçbir şeyin de garantisi yok yani. Haftaya sen burada Beşiktaş'a kaybet. Ardından Antalya deplasmanında kaybet. 2'de 2 yapsın Rize. Arada kalır. 2 puan. Yani olmaz mı abi bu? Olmaz mı? Ya futbolda olur, her şey oluyor abi. Şey biz kümeye düştüğümüz yıl 6'da 6 yapmadık mı? Evet yaptık. Herkes yapabilir var, yani. Her şey bunu. Var canım da. Yani onun önlemlerinden alınması lazım. Almaları lazım. İşte ne bileyim abi. Yani... Ya bir taraftar grubu lideri olarak Bursa Spor tribünlerinin lideri olarak sizin önderliğinizde bütün taraftar grupları bir araya gelip Beşiktaş maçı öncesi bir toplantı yapıp stadyumu tıklım tıklım doldurması gerekiyor Bursa Spor taraftarlarının. Ne olursa olsun. Ya biz niye önderlik yapalım? Bursa Spor'u, Bursa'yı seven herkes gidecek bu maça ya. Ya gitmiyor gitmesi işte, lazım. Gitmiyor. Gitmiyor. İnternetten yazıyor. Kahveden lık 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 konuşuyor. Lafa geldim Bursa Spor'luyuz. Lafa geldi mi? Bir tane atkı almaz. Bir tane bilet almaz. Bir tane kombin almaz. Lafa geldi mi Bursa Spor'luyum konuş. Ahmet gelsin, Mehmet gitsin, Hasan gitsin, Hüseyin gelsin. Yapma ya. Ya ben başkanın yerine olacaktım. Galatasaray maçında bütün televizyonları gezerdim 15'er dakika biliyor musun? Bütün televizyonları ziyaret ederim canlı yayında. Flash'ta yazan. Derdim ki bütün kamuoyunda, bütün Bursa Sporlardan özür diliyorum. Bütün Bursa Sporlardan özür diliyorum. Ben bu topçuların parasını veriyorum. Bunlar oynamıyor arkadaşlar derdim ya. Benim günahım suçum ne derdim? He senin günahın suçun var mı? Var. Ayrı konu. Aldın 12 tane adam. Ben daha 2 tanesini sahada bile görmedim. Dün Adnan hocam şeyi koydu işte. Şaşırdım. Bileli mi? Ne diyeyim abi? Adam oynamamış yani. Kaç maç oynamamış? Bileli koydu. Yani ne diyeyim abi? Yani ben antrenör değilim. Onlar daha iyi biliyor benden ama skora baktığın zaman ben biliyorum oluyor. Ne diyeyim abi yani? Hangisini söyleyeyim ben? Artık yoruldum yani. Yoruldum yani. Olay ben isterdim bu akşam Bursa Spor isterdim başkandan ben kongreye gidiyorum varsa da buyursun demesini çünkü bütün Bursa'ya bakıyorum herkes istifa diyor kimse istikrardan yana değil kimse Bursa Spor'u düşünmüyor Ahmet gelsin Mehmet gitsin Ahmet gelsin Mehmet gitsin ya böyle başarı olur mu ya böyle bir dünya var mı ya yok böyle bir dünya ya. Kimse demiyor ya. Ya işte ya takımın para ihtiyacı var mı? İşte bir şeye ihtiyacı var mı? Yok ya. Herkes skora bakıyor. Herkes şeye bakıyor. Ya ben bakma yönetimi falan korumuyorum ha. Ben kendim gittim Rize'de dedim istifa et ya Allah rızası için.
Bursa'yı, Bursa Spor'u seviyorsan istifa et. Kendini seviyorsan dedim ya. Çünkü bu Beşiktaş maçı millet patlayacak dedim yani. Ben bunu söyledim kendisine. Ben de diyeyim yani. Allah korusun. Bir mağlubiyet alınırsa Beşiktaş maçında. Ya biz mağlubiyet. Ortam daha da gerilir. Ya işte anlatıyoruz. Anlamıyorlar bazı insanlar. Ne diyelim? Ne edelim yani? Ama bizim günahımız suçumuz ne ya? Gidip işte topçuya niye oynamıyoruz kardeşim? İşte bağıralım çağırın. Niye yani niye? İnsan gibi yaşamak varken. Ama bu hale getirdiler yani. Burada herkesin suçu var. Yönetimim var, futbolcunun var, taraftarım var, basınım var. Herkesin suçu var yani. Tek suçlu yok yani burada. O gelmiş Galatasaray'la istifa. Bu gelmiş Mehmet istifa. Bu gelmiş istifa. Bir gel yapma kardeşim o zaman. Bir gelin de yapın bakalım göreyim. Gelin de yapın göreyim bakalım bu kadar kolay mı bu işler. Ali abi, Bursa Spor'un durumu ortada. Evet, Bursa Spor biraz sıkıntıda. Allah yardım etsin. Şu zamanda sahip çıkmaları lazım. Eğer şu zamanda taraftar kilit bir arasında toplanıp organize bir şekilde hareket etmezlerse bunun müteessibinin bunlar olacağı söyleniyor. Bunlar da 4 hafta takımlarına sahip çıkacaklar. Biz 7 senedir köy kasaba demeyip her tarafa gittik. 7 sene sonra bu şampiyonluk geldi. Onun için Selim arkadaşıma tavsiye ediyorum. Biraz daha sakin, biraz daha duyarlı davranmasını istiyorum. Çünkü yarın belki yönetimin de kendi planları var. Onları biz bilemeyiz. Biz taraftan bazından bakıyoruz. Biraz işleri zor, Allah yardım eder. İnşallah ligde kalacaklar. İnanıyoruz biz buna. Bunların zor durumda olması bizi de etkiliyor. Çünkü gerçekten bizim bu insanlarla 90'ların başından olan bir dostluklarımız var. Bu dostluklarımız sadece tabii ki bireysel dostluklar oldu. Biz çok zor günler geçirdik. Bursa yönetiminden bir İbrahim Bey'den başka, rahmetli İbrahim Bey'den başka bize destek verir, sözü verecek kimse de çıkmadı. İnşallah Ali Ayda eğer bağlanırsa bugün ondan da Ankara Gücü'ne destek vermesi için söz alacağız. Çok bakın inanın çok önemli. Biz Ankara Gücü taraftar grupları olarak biz bir grubuz. Sadece ben değilim. Orada maratonu var, kapalıları var, saatleri var, sol kapalısı var, sağ kapalısı var. Hep bir aile olarak Bursa yönetiminden biz hiçbir destek görmedik. Doğru. Bir rahmetli Muhsin Başkan, İbrahim Başkan rahmetli olmadan bize elimden geleni yapacağım dedi. Vaadi geldi. Cenab-ı Allah'ın takdiridir. Rahmetli oldu. Ondan sonra bize Bursa. Sadece bizim dostluğumuz kıtalara açmış bir taraftar dostluğumuz var. Evet. Mesela sezon başında yapılan da yönetimin yaptığı büyük bir yanlış. Onur Atasayır'ı takıma kazandırdılar. Orada şampiyonluk mücadelesi veren bir takım var. Bu da kardeş Ankara Gücü. Sezon sonuna kadar Onur'u almayıp şampiyon olduktan sonra takıma dahil edebilirlerdi. Çok büyük bir hata ama bunun da en büyük eksikliği yönetim içerisinde onu düşünebilecek durumda olan insan yok. Yani çok zor bir olay değil belki ama düşünemiyorlar. Çok İnanın, ince bir detay düşünemiyorlar. Destek vermemiz gereken yerde belki de o hamleyle köstek olduk. Ama yine Ankara Gücü eze eze şampiyon oldu ama. İnanın o konularda çok zor günler geçirdik. Hep mi Bursa alacak? Hep mi Bursa bizim topçumuza talip olacak? Ya kardeşim bir günde talip olma çıkar de ki benden bir sene oynasın de ya. Demesi de ki, gerekiyor. De ki bizi rahatlat. Ben oyuncuyu buldum Ali abi. Sercan Yıldırım bir sene oynasın sizde kendisini oynasın. Bulur. İhtiyacımız var. Onu, gelsinler geç kalmış sayılmaz. Kenan'la ikisi sağlısı oldu. Geç kalmış sayılmaz. Gelsinler bize sahip 26 çıksınlar. 26 yaşında abi de. Evet. Bizim ben size bir şey söyleyeyim mi? İnanın bizim dostluğumuz sadece. Evet ben buradan rahmetleri saygılanıyorum. Benim de tribünde çok rahmetlerim var. Tribünde rahmetli olan bütün kardeşleri de burada saygıyla şükranla anıyorum. Allah gerçekten sessiz bir şekilde şu an bizi dinliyorlar. Bu kupanın da hakkının onların olduğunu düşünüyorum. Bu arada çünkü, hediyelerle geldiniz Ankara'dan. Tabii ne demek, size bir tane forma yaptırdık isminize. 16 numara. Size çok teşekkür ederim. Size güzel bir plaket yaptırdık. Plaketi alalım isterseniz gösterelim. Çünkü neden biliyor musunuz? Sizler şu an bu camianın, Bursa yönetiminin yapamayacağı pozisyonu 5 hafta içinde siz yaptınız. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu bizim için çok önemli.
Ondan dolayı da Bursa yönetiminin hem kendi içinden kargaşalardan çıkıp hem de sene sonunda bize bir şöyle bir gelecek bir yönetim mi olur artık, nasıl olur, bu başkan içinde uygun şeyler söyleniyor. Artık onu biz bilemiyoruz. Bize biraz destek olmalarını istiyoruz. Olması da gerekiyor. Plaketi tabii. Selim abi hemen yönlendirsin buraya. Tabii. Selim abi elden ele alalım böyle. Plaketimizde. Gösterelim taraftarlarımıza da. Tabii önemli şeyler yazıyor. Rica ediyorum arkadaşlara da. Evet. Bunları da şekerlerse. Buyurun. Bir tane. Evet bakalım. Ne yazıyormuş hemen? Şampiyon. Rahmetlileri saygıyla anıyoruz. Sayın Uğrengin, Ankara Gücü Camiası. Vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür eder. 08.05.2017 1910 Ankara Gücü Taraftarlar Derneği plaket yaptırmış. Şöyle gösterelim taraftarlarımıza da. Çok teşekkür ediyoruz Ankara Gücü Kulübü'ne ve formamız da gelmiş. Uğur Engin diye güzel bir forma. Evet. Uğur Engin alayım abi. Al abi. Ama şeyden sonra biliyorsun. Forma benim. Al. Hayır abi. Bu forma benim. Tamam. Senin Bursa Spor forması. Uğur Engin Ankara Gücü forması da gelmiş. Çok teşekkür ederiz. Ali İmdat'a, Ankara Gücü taraftarlarına. Gece Kondu'ya. Kardeşe çok teşekkürler. Rica ederiz. Bunları böyle bırakalım şimdi. Bizim bir de sizden bir istirhamımız olacak. Şimdi biz grup olarak bu tribünlerde çok hizmet etmiş insanlar var. Büyük abilerimiz de var. Bunlara da sizin aranızda bir çağrı yapmak istiyorum. Abi bir saniye Selim abiye sözü vereceğim. Tamam. Ufak bir halletmesi gereken olay var rejiyle alakalı. Selim abi. Beşiktaş maçı çok önemli dedik. Şu anda da yoğun bir şekilde Twitter'da gündem haline geldi. Beşiktaş maçı. 10 TL olsun biletler diye Bursa Spor taraftarları tweet atıyor şu anda. Sence bu zor dönemde tribün lideri olarak Bursa Spor taraftarları en az 30 bin kişiyle Timsah Arena'yı doldurur mu? Ya 100 bin kişiyle doldurur yani. Ne olur yani. Gelecek adam gelir arkadaş. Geldi. Biz Beşiktaş'a 2500-3000 kişi gittik. Biletler 100 milyonda gittik. Çıktı bitti. Ne alakası var yani? 10 lira olsun sorun değil. 5 lira olsun sorun değil. Ya Bursa Spor taraftarı gitmek istedikten sonra 100 lira, 200 lira, 500 lira paranın hiç önemi yok ya. Ya Bursa Spor taraftarı yeter ki ben maça gideceğim desin. Hani yazıyorlar ama boşa yazıyorlar yani. Ya biletler çıktığı gün bitti diyorum ben size. Samiyen'de yemin ediyorum ilk Samiyen açılışında biletler çıktığı gibi bitti 5 dakikada. Bu spor taraftarı her yere gider ya. Hani yazıyorlar ama yani yanlış anlamasınlar. Özür diliyorum onlardan da. 5 lira olsun bizim için hiç önemli değil. Bizim için statta olsun. Ama yani Bursa Spor taraftarı gider zaten gelir yani. Aynen. Ya Bursa Spor taraftarı biletlere kızıyorsa maça gitmiyorsa. Doğru söylüyorsun. Ben üzülüyorum yani. Doğru. Söylemek istemiyorum yani. Üzülüyorum yani. Ali abi sende kalmıştık. Evet. Biraz doluyum kusura bakmayın. Her zaman abi. Eksik olmayın. Heyecanlıyım da biraz. İki de bir mikrofon da aşağıya düşüyor. Ben çok teşekkür etmiştim. Ben de rica ediyorum. Plaketin için, formanız için. Bunları düşündüğünüz için öncelikle çok teşekkürler. Ben de bunları size bir camianın bir ferdi olarak size bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kabul edersiniz etmezsiniz. Tabii, size tabii, kalmış buyurun, bir buyurun. Şey. Bize çok hizmet vermiş gruplar var. Bir dahaki programlarınızda o grupları da burada görmek, onlarda misafir etmenizi istiyoruz. Ben de şöyle cevap vereyim o zaman. Bursa Spor bizim en büyük aşkımız. Bursa Sporluyuz. Benim abim de Bursa Spor tribünlerinde uzun yıllar boy gösterdi. Selim abinin de tanıdığı, bildiği 30 yıl olmuştur herhalde. Oldu. 30 yıllık dostu onun da. Ne kadar biz Bursa Sporluysak o kadar da Ankara Güçlüyüz. Bizim kardeşimiz Ankara Gücü. Her zaman nasıl Bursa Spor tribün liderlerinin burada söz hakkı varsa Ankara Gücü'nün de her zaman burada söz hakkı var. Olduğumuz her yerde Bursa Spor ve Ankara Gücü her daim olacaktır. Teşekkür ederiz. Bunun da sözünü verebiliriz. Şampiyonluk, çok güzel bir şampiyonluk. Badireler atlattı Ankara Gücü. Evet. Süper Lig'de uzun yıllar boyu gösterdi. Ligin en köklü, en güçlü takımlarından biri oldu. Ankara'nın en güçlü takımı, evet, en büyük takımı. Diğer belediye takımları, Gençler Birliği, onlara baktığımız zaman arada uçurum var Ankara Gücü'yle. Evet. Türkiye'nin de en önemli kulüplerinden biri. 1910 yılında kurulmuş. Bursa Spor'un kardeşi. Bizim için çok değerli bir kulüp. Ve bu kulüp bu sezon ikincilik kırmızı grupta Bursa TV ekranlarında şampiyonluk yürüyüşünde kupayı kaldırdı. Evet. Çok da güzel oldu. Başkan Mehmet Yiğiner önderliğinde. Tabii. Yönetim kurulunun büyük bir başarısı var ama. Tabii.
Ben başkanla en ufak bir akrabalığım yok. Sadece maçlar dolayısıyla tanıştım. Dört dörtlük Ankara'nın mert yiğit delikanlısı. Çok da karakterli bir başkan. Allah Ankara Gücü Kulübü'nün başından böyle başkanları hiçbir zaman ayırmasın. Öncelikle ben kendi yorum yapayım. Ardından sana söz vereceğim ama abi çok sıkıntılı bir süreçte Ankara Gücü'nü diriltip buralara kadar getirdi. Bu sezon bir yıl misafir olup bizim yanımıza bekliyoruz. İnşallah. Tabii yönetim bunlar bilerek geldi. Ankara Gücü yönetimi bunlar bilerek geldi. Evet, aramızda çok kopukluk sohbetler olmuş olabilir ama bu adam bu işi başardı. Başardı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sever bizi sevmez. Camiayı sever, camiayı sevmez. Ama gerçekten şu an bu adam bunu başardı. Saygı duyuyoruz. Tabii yönetmenimiz Sezin Akbulut ve Zafer Yazar da şampiyonluk görüntülerini de ekrana geliyor, getiriyor bu arada. Sağ olsun. Unutulmaz günden kareler. Çok güzel. Özel görüntüler. Özellikle başardığından dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii ki bundan sonraki süreçte onu nasıl bir ortam bekler, nasıl bir artık biliyorsunuz futbol bir endüstri meslek olduğundan tamam. dolayı Ankara Gücü seyircisi artık başarıya inanın biz 7 senedir 7 sene oldu. Bu insanın geldiği, Sayın Başkan'ın geldiği 4,5 sene oldu. Biz 7 senedir inanın çok zor günler geçirdik. Bundan sonra zor günler geçirmek istemiyoruz. Buradan Ankara'daki büyük iş adamlarına, belediye başkanlarına, genel köşe, kasabadaki olanlar, illerde olan bütün belediye başkanlarına burada çağrıda bırakıyoruz, söylüyoruz. Artık Ankara Gücü iyi yerlere gelmesi gereken bir takım haline geldi. Geldi. Bu yönetimde sahip çıkılır. İyi bir taraftarla yönetim arasında da biraz sıkıntılar vardı. Bu arada Melih Gökçek de söz verdi Ankara Gücü'ne destek olacağına. Daha yeter artık versin ya. Versin. Daha yeter, yanlış anlama. Hayır, versin. Şimdi Melih Başkan da bu işin artık farkına varmıştır. Oraya belediye işçilerini stadyuma götürüp takımı destekleyeceğine. Olmaz. Ankara Gücü'nü desteklesin yani. Daha ben size bir şey söyleyeyim mi? İnanın versin. Biz onların zamanından sonra çok zor günler geçirdik. İnanın çok zor günler geçirdik. Bunun Cemal Vardar mıydı? Cemal Aydın zamanını boş verin. Cemal Aydın zamanında her şey günlük günistanlıktı. Hani Cemal Aydın zamanındaki olaylara bakma. Cemal Aydın 17 senedeki olaya bakın. Bir senelik gelen yönetime bakın. Biz bunların hepsini kaldırdık. Gelsinler. Ankara'da bir seyirci kitlesi var. Ankara'da bir ekol var, sembolü. Arkadaşlar Ankara Gücü 107 yılın kurulmuş bir takım. Tabii. Buralara gelmesinde müsebbisi inanın biz değiliz. Topçu almayız, topçu satmayız. Bir sıkıntımız deplasmana gideriz. Giderken biz 7 senedir bir tane yönetimin kapısını çalıp da buradan var ya görünmeyen kahramanlar var. Onlara teşekkür ediyorum. Allah onların içini biraz kessin. Hep bu taraftar gitti geldi. Çıksınlar desinler ki yönetim olarak 7 senedir bu insanların kapısını çaldık. Buyursunlar canlı yayında söylesinler kardeşim. Taraftar derse insanlar var, söylemek istemiyorum burada. Çok değerli insanlar var. Allah kaza bela vermesin. O insanlar derse ki biz kendi içimizde oluşumlarda destek olduk derse biz bunu kabul ediyoruz. Artık gelin Ankara Gücü'ne destek olun. Destek olun. Makina Kimya'dan Atatürk'ün takımı olan Ankara Gücü'ne gelin. Bütün memleketteki insanlar sahip çıksın. Geldiğimiz yere gelelim Uğur Bey. Sıkıntıdayız. Biz bugün Ankara Gücü şampiyon oldu. Biz bugün Ankara'nın sembolü olan yerde şampiyonluğu kutlayamadık. Neden kutlayamadık? Bugün Ankara'da büyük maçlarda, Avrupa maçlarında insanlar tur attığı zaman sembol olan yerde biz eğer takım, camia gidip orada bugün 15 Temmuz'da beklenen taraftar, Ankara Gücü taraftarının beklediği yerde 3 saat şampiyonluğu kutlayamıyorsak bunda bir sıkıntı var. Artık bunun sıkıntısını kimin olduğunu bilemiyorum. Artık bunu Allah biliyor. Saftan kaçış yok kardeşim.
Bizim bu tribüne emeğimiz var. Bizim derken camianın bu tribüne emeği var abi. Emeğimiz var. Biz Gümüşhane'de çektiğimizi herkes biliyor. Gümüşhane'de bizim çektiğimiz bugün Ankara Gücü'nün kilitlenme noktasına gelmiştir. Buradan aslında Gümüşhanelilere de hakikaten teşekkür etmek lazım. Eğer Gümüşhane'de bir gün olay olmasaydı Ankara halkı kenetlenmeyecekti. Kenetlenmeyecekti, uyanmayacaktı. Doğru. İhtiyacımız var. Doğru. Sizce tarihimize baktığınız zaman ya diyorsunuz ya ben Ankara Gücü'nü de çok seviyorum. Siz memnun musunuz? Tabii ki de. Hani şimdi açıklayabeyim bu düşünmez. Memnun musunuz kardeşim? Ankara'da iş adamı var. Ankara'da fabrika var. Ankara'da siyah. Bir de bak Ankara Gücü'nde siyasi bir kimliği yok inanın. O yüzden sevilmiyor zaten. Bakın şimdi geliyor. O zaman bizim yönetimimiz bu sene 150 bin tane insanlara isim çektirdi. Bunun bir siyasi kimliği mi oluyor? Adam geliyor selam al. Şimdi adam içeriye girdi selam dedi. Girdi içeriye. Birisi ne yapmak lazım? Hayır kardeşim. Biz senin, bizim bir defa Ankara Gücü'nü siyasi olarak bir yerde konu. Biz Ankara'nın gruplar olan en büyük sivil toplum örgütüyüz. Kesinlikle. Buna inanın denemesine dava. Tweetlere bakın. Buradan o tweetleri organize eden kardeşlerime teşekkür ediyorum eksik olmasınlar. 24 saat bu işlerde çalışıyorlar, hizmet ediyorlar. Biz hak ettiğimiz yerde değiliz. Emniyet konusunda. Biz 98'den bu yana bu tarafta grupları emniyetten plaket almıştır. Ama emniyet mensupları, çevik kuvvet olmak üzere, çevik kuvvetten bahsediyoruz burada. Ayırmak lazım, beş parmağın bir... Bize eğlenme hakkını bizi kısıtlayan bir çevik kuvvet müdürü var. Ona da buradan teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Valimiz. 93'ten bu yana bir tane valimiz yok. Neredeyiz kardeşim, ne yaptık, ne olmuş? Gel kardeşim, onur edelim seni. Sen sahip çık. Bir tane yok abi. Ya yok, insan üzülüyor kardeşim. 93'e kadar vardı. 93'ten 94, 92'ye kadar her şeyimiz çok güzeldi. Ondan sonra bir ben bugün Sayın Valinin ismini bilmiyorum ya. Benim Sayın Valim bir defa Ankara Gücü maçına gelmiş değil. Bundaki önceki valim değil. Gelmiş değil. Mesela makina kimya. Makina kimya dediğiniz zaman Ankara Gücü geliyor. Niye gelmiyor abi acaba? Neden? Bunun ben sana bir söyleyeyim mi? Bakın. Gitme mi diyorlar acaba? Bilemiyorum. Bunu onlar biliyor. Bunların arasındaki olayları biz bilemeyiz. Ve taraftar çıkıyor. Kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz 9 aylık olan yönetime, Melik Gökçek yönetime sabredemedik. Biz 4 senelik Mehmet Dinler yönetimine sabrettik. Çünkü neden? Zor bir süreçte aldı. Elini taşın altına soktu. Mücadele etti. Ha biz yeri geldi ona da takım kötü gittiğinde. Ama ne yaptı? Biz baktık ki o kadar insanın içinden çıkıp da Ankara Gücü'ne sahip çıkması onun marka değeri arttı. Sembolleşti. Güzel oldu. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Ama diyoruz ki bu taraftar 3 hafta sabreder. 4 hafta sabreder. 4. hafta kalkar. Aslanlar gibi de tavrını koyar. Çünkü neden biliyor musun? Artık tavır pozisyonu da taraftar gruplarından çıktı. Çünkü başarı yok. Ben hayatım boyunca 46 yaşındayım ben. 98'den 88'den beri bir dostluğumuz var. O zaman tabii ki bunlarla var derken tek bununla değil. Arap canipler, Ertanlar, Şivanlar, Gökhanlar, Ender Bahçesi, Enderler. Bunlarla biz çok güzel dostluklarımız var, çok güzel arkadaşlıklarımız var. Sadece biz olarak hani bizi bir burada çağırdınız. Biz de burada size de hani çok da iyi oldu. Rahatladık. Biz de insanız yanlış anlama. Uzun zaman olmuş. 30 senenin üstünde bu işi yapıyoruz. Ben bir gün havaalanına gidip bir tane topçu alamamışsam benden büyük rahatsız olacak bir insan var mı? Ben 30 yaşındayım. Havaalanına gidip de biri geliyor. Şunu bir havaya kaldırayım diyemedim ya. Niye diyemeyeyim ki? Benim altım niye diyemesin ki? Niye diyemeyelim kardeşim? Bir sene değil, iki sene. 81'den bu yana biz
hiçbir başarı olmayan bir lafa geldiği zaman kitleseliz, toplumsal, kardeşim, iş adamları, belediye başkanları evde yok musunuz? Neredesiniz? Nerelerdesiniz? Yine burada bu halkın... Yani Ali abi şunu söylüyor. Ankara gücü var ama taraftarıyla var. Tabii. Öyle yani efendim. Futboluyla yok, başarı istiyoruz diyor. Taraftar yok. Buradan diyor Ankara halkına sesleniyorum evet, diyor. El birliğiyle birlik beraberlik olsun. Gelin bu yönetime. Bir şekilde söyleyelim, Ankara gücü taraftarını oradan çıkartalım. Şampiyon olma ihtimali hiç yok takımda. Tabii. Yok yani. Ondan sonra da... Ama bunlar... İsmet Taşdemir, teknik direktör İsmet Taşdemir'in de önemli bir iş başardığını da vurgulamak gerekiyor. Çok düzgün bir isim. Ankara gücünün de uzun yıllar formasını giymiş. Yani... Tabii. Taşlar yerine oturmuş. Abi Kenan Üzer Süper Lig'de her takımda oynar. Serkan Balcı, Erdem'den 5 gömlek daha iyi. Erdem Özgenç, Bursa Spor'da. 5 gömlek daha iyi. Koy Bursa Spor'da sağ bek oynasın. Defansta Cenk Kaplan diye bir stoper var. Türkiye'nin her takımında oynar. Bak söyleyeyim sana, 3-4 oyuncu var yani abi. Hepsinden memnunuz. Bir hava yakalamışlar. 3-4 takviyeyle devam etsinler. Evet. Hiç kimseyi bozmasınlar. Kardeşi Korcan. Çok bak. Çok güzel insanlar var işlerinde. Çıksınlar, bir hava yakalamışlar, hiçbir yere gitmesinler. Bugün içeride bir de değil, beş de değil. Kaç kadromuz var? 25 kadromuz. Devam etsinler abi edebildikleri kadar. 2-3 tane takviye ile. Çünkü güzel bir hava yakalamışlar. Çünkü bunlarla yürüyeceğiz. Birincilikten çıkmak daha kolay. Ya. Taraftar desteği de daha kolay. Çıkar yani. Allah'ın izniyle ben inanıyorum. Bu sene 3-4 önemli takviye ile... İnşallah Bursa Spor'da destek olur. Josie Jon'u versinler mesela. 10 numara oynar orada. Sercan Yıldırım. Yani böyle takviyelerle daha sonra forvette bizim Sinan Bakış var. Oralarda performans sergiler. Ya ne olur heykelini dikeriz Ankara'ya. Yani. Ya. Yanlış anlamayın. Bir gün destek Ankara... olması gerekiyor. Bursa Spor yönetiminin de önayak olması gerekiyor. Ankara şu seyircisi yanlış ya anlama. Bursa Spor taraftarı da çok sevinir yani. Tabii. 22 bin, 23 bine oynuyoruz. Ballik'te. Sen farklı konulara girdin. Ballik'te bir gün oyuncular giderse diye mi diyorsun? Ballik'te, tabii canım yani. Bir gün Ballik'te Ankara gücü seyircisi yanlış anlama. Ya bir deplasmanda 130 kişi ayırıyorlar. Taraftar 1000 kişi 1500 kişi. E kardeşim demek ki burada bir anormallik var. Artık ben bu anormallik Ankara düşmanı abi Ankara. Bizde gücü. Değil bak, bak ben Ankara'nın %50'si Ankara gücüne düşman. Buksaş maçı vardı. Bomboş tribünde izlediler. Ne oldu? Onlar kaldı mı ligde? Kaldılar. Ölmeyecek sen. Ya ihtiyacım bak ben size bir şey söyleyeyim mi? İnanın ihtiyacımız var. Bu ne diyor bak? Karışacağız diyor. Biz de karışacağız. Artık bir bakalım, bir elimizi biz de ana koyalım. Sen Ankara'nın marka değeri ol. Gençler, ben sana bir söyleyeyim mi? Bize var ya, ilk zaman düştüğümüzde, iki sene bocaladığımızda merhum İlhan Cavcı bize sahip çıktı. Bizim orada bunu kimse, herkes biliyor ama bilmeyenler de vardır. Çok insan bunu meydada. Bizim doğalgaz paramızı, bizim elektrik paramızı, bizim sızadığımızda senelerdir orada kupa almış, senelerdir orada mücadele etmiş, binlerce insan oralarda emek vermiş, insanların emeğini insanlar gözünün önüne getirmeyip o adam bizim orada ortak olan yerimizde oynamamız için bize yardım etmiştir. Allah mekanını cennet eylesin. Nur içinde yatsın. Taraftarıyla Ankara'da büyük olduğumuzdan dolayı rahmetli bizi biraz hani şey yapardı aramızda hani biraz da olsa biz onu hakkımızı helal ettik. Allah nur içinde yatsın inşallah. Bu arada gelen mesajlar da var. Facebook, Twitter ve Instagram adreslerine. Sen ilk 15-20 dakikada uzun soluklu bir konuşma yaptın ya abi. Kadir Topal mesaj atmış. Uğur abi, Ali İmdat abi yok mu? 15 dakikadır bakıyorum göremedim diye. Sen hep 15 dakika konuştun ya. İlk 15 dakika. Burada gülmen lazımdı ama. Seyretmemiştir de ondan görememiştir. Enes Beyhan. Gereken çağrı yapılsın. Semih Can. Saygılar, sevgiler. Murat Sönmez. Bizim çocuklarımız Ankara, Bursa sevgisiyle yetişiyor. Güdüllü Engin. Bizler Ali İmdat'ın askerleriyiz. Her zaman en iyi günde en kötü günde Ankara güçlüyüz demiş. Ufuk Sezer. Selam söylüyor. Mesaj göndermiş. Kadir Topal. Anıl Dalvat. Üveys Türkeş. Twitter'dan da mesaj gönderen arkadaşlarımız var. Onları da okuyalım. Şafak Gökçe. Mümin Atik mesaj göndermiş. Ayek. Dreş 1910. Reis'e canımız feda. Aşığız gece kondusuna demiş. Sağ olsun. Ali Nadir. Bütün yurdun sana selamı var demiş. Muhammed Bilen.
Uğur abi, Ali abimiz gecekondu tribün lideri. Sorar mısınız kendisine? Pasolik geldi. Tribün eskisi kadar dolar mı? Demiş. Tabii. Bu da önemli bir etken aslında. Sıkıntı yok. Yeni başladık. Devam. Mehmet Karatepe, Akhisar 4-0 yaptı Antep karşısında. Akhisar taraftarı Bursa kümeye diye bağırıyor. Bunu söyleyin. Yönetim az utansın demiş. Avrupalı güçlerden selam maç olsun. Kaç? 4-0 öndeymiş Akhisar. Sönmez Aykanat, Avrupalı güçlülerden selam olsun. Bizden de selam Antep olsun. Hüsam Akar, Fatih Bey, düğün bitince Kınay'a geliriz demiş. Emre Erden, iyi yayınlar Uğur abi. Alayına Ali İmdat, Hacı Doğan Emre Erden, Yılmaz Acar, en büyük reis Paşa Selim. Ali İmdat abimizi de seviyoruz, reislere selam demiş. Hakan Durmaz, Selim abiye söyler misiniz? Bu hafta Kasımpaşa'ya çıkartma yapalım. Rize 4'te 4 yaparsa biz düşeriz. 2003'te İstanbul'a destek olmuştuk demiş. Arkadaşlar, bu mesaj spor taraftarı... Hoş geldi diyor, Ali abimiz sefa getirdi diyor. Kadir Bey, hiç kimsenin adamı değil Ali İmdat'ın askerleri izlemiş. Tabii yoğun bir şekilde mesaj trafiği de var. Bunu da belirtelim. Herkesin mesajlarını da okumaya özen gösteriyoruz. Kenan Uzer, Bursaspor düşmesin. Fatih Balaban, iyisiniz abilerim. Paşa Mustafa Solak, adamlara selam olsun. Şampiyon Ankara Güçlü Emre Mert, çok güzelsiniz. Kazanan daima kardeşlik olsun. Tarık Özderin, Furkan Seçkin, Tuncay Taşmaz, Ahmet Kaya, Batuhan Toygar, Muhammed Süleyman, Oktay Coşkun, Mehmet Karagül'le Levent Kartal. Tabii gelen sayısız mesajlar var. Bunların hepsini okumaya çalışıyoruz. Bütün taraftarlarımızın görüşlerini almaya çalışıyoruz. Ali Kestinoğlu, Laz Market diyor. Ayder, Ali İmdat abime çok selamlar demiş. Herkesin çok selamı var. Aleykümselam. Şimdi biz kardeşliğe gelelim. Bursa-Ankara kardeşliği. Ama Bursa-Ankara kardeşliğine kısa bir reklam arası verelim. Tamam. Reklamların ardından kardeşliği de dinlemesine konuşalım. Tabii kardeşliği konuşalım çünkü kardeşlikte çok emeği olan insanlar var. Daha bir saatimiz var, dolu dolu Bursa-Ankara sohbetiyle Süper Futbol'da sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik kısa bir reklam arası, ardından Süper Futbol kaldığı yerden devam edecek. Reklamların ardından Süper Futbol'da Bursa-Ankara kardeşliği, Gecekondu Texans ve Bursaspor Ankara Gücü sohbeti kaldığı yerden devam ediyor. Şehit emaneti dedik. Kardeşlik nasıl başladı? Öncelikle ev sahibine sözü verelim. Selim Kurtulan. Kardeşlik nasıl başladı? İşte Ali abinin dediği gibi 85, 86, 87, 88 senelerinde gide gele başladı. Tabi orada iki tane rahmetli arkadaşımız var. Abdülkerim'le Femzat arkadaşımız. Orada okuyorlardı. Onlar da Bursa atkılarında, Bursa formalarında Ankara Güçlü maçlarına gidiyorlardı. Orada okurken. İşte onların sayesinde. Daha öncesi de var. Tabii daha öncesi de var. İşte biz Ali abileri tanıyorduk. Ama tabii onların sayesinde de daha büyüdük. Yani dostluk daha pekişti yani. Gerçekten işte güzel bir kardeşlik oldu. Yani anlatılmaz ya. Yaşanır yani. Biz yaşadık onları. 80, 85, 86, 87, 88 senedir, 90 senedir. Tabii Ali şehit abilerle. Emaneti, şehit emaneti diyoruz. Neden şehit emaneti? Tabii şehit emaneti. Çünkü onların çok büyük katkısı var yani. Yani biz orada 50 kişi, 100 kişi, 300 kişi tanıyorduk. Tabii onların sayesinde bütün tribünleri tanıdık. Bütün yani insanları tanıdık. Yani Allah onlardan razı olsun. Allah mekanları cennet eylesin. Amin. Allah onları nur içinde yatırsın. Bursa Spor'a, Ankara Gücü'ne, Bursa Spor taraftarlarına, Ankara Güç taraftarlarına yani çok büyük etkileri var yani. Yani çok büyük etkileri var. Çok bir güzel hani kardeşliklerimiz oldu. Hala var, hala olacak. Kimse bu dostluğu bozamayacak. Ben iddia ediyorum. Biz onları çok seviyoruz. Ankara Güçlüleri, Ankaralıları. Gerçekten seviyoruz. Yani inşallah bu dostluk ömür boyu kalacak. Abdülkerim Bayraktar. Femzat. Femzat Bayraktar. Kardeşler zaten. Evet. Abdülkerim abi üniversite okuyor Ankara'da. Evet. Daha sonra Mardin'e askerliğe gidiyor. Orada da şehit oluyor. Şehit oluyor. Allah şehitlik mertebesine ulaştırıyor. Mekanı cennet olsun. Amin. Daha sonra bu kardeşlik pekişiyor. Nasıl pekişiyor?
Üniversite okurken Ankara Gücü maçlarına gidiyor. Evet. Abdülkerim abi. Ardından şehit olduktan sonra Ankara Gücü taraftarı bildiğim kadarıyla cenazeye geliyor. Evet. Cenazede sonsuza kadar kardeşlik sürecek diye açıklamalarda bulunuyorlar. Ve ondan sonra da bu yıllara kadar süre gelen bir dostluk, tüm dünya tarafından bilinen bir dostluk. Türkiye'de, özellikle Türkiye gibi bir ülkede bu tarz bir olayın gerçekleşmesi çok zor. Ama bu 2017 yılındayız. Belki de yüzyıllar boyu devam edecek bir kardeşlik. İnşallah da Allah sonsuza kadar devam ettirir bu kardeşliği. Ne kadar güzel, bizi burada bu programı yapmamıza da vesile oldu. Bu atkıyı açmamıza da vesile oldu. Açsana Selim abi. Tut abi. Ne yazıyor abi? Bu sevda bitmeyecek. Ne kadar güzel bir dostluk. Bu da bunun simgesi oldu. Bu program da bunun belki de uzun yıllar yine aynı heyecanla sürmesi için bir başlangıç oldu. İyi ki de oldu. Siz de bu kardeşlikle ilgili muhakkak bir şeyler söyleyeceksinizdir. Vallahi özellikle bu kardeşlerimizin katkısının çok büyük olduğunu inanıyoruz. Ama burada görünmeyen insanlar da var mesela. Bizim üst neslimiz var mesela. Büyük abilerimiz var. Onlar da bu kardeşliğe çok hizmet ettiler. Çok hizmet ettiler. Mesela isim verebiliyor muyuz? Tabii tabii, istediğiniz gibi. Yani Volkan abiler var, Fatih abiler var, Aydınlar var, Çingenler var, Nevzatlar var. Bu dostluğun pekişmesinde onlar vesile oldu. Ankara Gücü taraftarı da onlara sahip çıktı Ankara'da. Tabii. Sen şimdi okul döneminde okuyorsun, Ankara Gücü'nün atkısını takacağına Bursa atkısıyla Ankara Gücü maçına geliyorsun. Sence Ankara Gücü seyircisi ne yapması gerekiyordu? Dostluk el uzatılmış. Biz inanın çok insanlarla da dostuz. Bugün Uturas'tan belki insanlar kızabilir, kızmalarına hiç gerek yok. Bir gün rahmetli Nur içinde yatsın, Sefa Kalya. Dön bu tarafa Antalya, dön bu tarafa Kocaeli, dön bu tarafa Samsun, dön bu tarafa Trabzon. Bunlar da Karşıyaka var. Karşıyaka var tabii. Bunlar da dostluklar da inanın emeğe çok olan insanlarlar. İnanın. Çünkü arkadaşlar senelerdir devlet ne diye bağırıyor? Kavga etmeyin. Dövüş etmeyin. Dost olun. Dost olduk arkadaş. Kötü mü? Bunlara kim vesile olmuşsa Allah onların işini gücünü rast kessin. Ben bu neslin üçüncü kuşağı bir insanıyım. Burada emeği olan çok insan var. Altımızda var, üstümüzde var, yanımızda var, sağımızda var. Bir de biz gerçekten çok iyi hatırlıyorum. Hakan Şükür, Hakan Şükür o sene Galatasaray'a transfer oluyor. Sene 92. Veya Bursaspor'dan. Bursaspor'dan. Biz iyicene dostluğumuz pekişsin diye Krolar olsun, Mehmetler olsun, rahmetli Arap Canipler olsun, Şivanlar olsun, Selim kardeşimiz olsun. Biz Ankara'dan o sıkıntılı zamanlarımızda geldik. Bursaspor taraftarı olarak, Ankara Gücü taraftarı olarak Bursaspor'u destekledik. Hep de böyle olmuştur. Hiç yalnız bırakmadık birbirimizi. Evet. Ben 2-3 defa çok güzel yerlerde bulunduk. Aslında bu dostluğun, sonraki dostluğun başlanan sebebi de hep bu bahsettiğimiz insanların çok büyük emeği var Uğur Bey. İnanın. Bu arada az önce de programın ilk bölümünde de konuşmuştuk aslında. Rahmetli olan taraftarlar var. Onlara da bir organizasyon düşünüyor musunuz? Yani kupanın tek tek dolaştırılması gibi bir tabii organizasyon var mı? Tabii. İnanın, kupayı göremeyen. Tabii. İnanın hani şey yapıyorum, heyecanlanıyorum bu konu hakkında. Çok insanlarımız rahmetli oldu. Hep genç yaşta. Trafik kazasında rahmetli oldu. İftira atarak rahmetli olanlar var. Bunlara bu kupayı yönetim yapacak. Çünkü çok genç yaşta insanlarımız öldü. Gökçekler, Metinler, Tarıklar, Ferdi abiler, Serdal Tosunlar, Hasanlar, Yavuzlar, Osmanlar, Bekirler,
Ferdi abiler, bunların tarihine bak, hepsi genç yaşta öldü. Haymanalı Yüceller, çok emeği var. İnanın yönetim bunu alacak, kimseye söylemesine gerek yok. Şu anda sessiz olan insanlar var, bizi bekliyorlar. Bunların da ruhları şad olması için gitsinler. Hepsinin yerleri de belli. Çoğu karşıya kadar yatıyor. Bunlara gitsinler çünkü çok hizmetleri var. İnanın çok insanlarımız rahmetli oldu. Hep de güzel insanlar rahmetli oldu. Hep de güzel insanlar öldü. Allah onları bizden daha çok seviyormuş. Allah'ın takdiridir. Öyle derler değil mi? Hani tabii çünkü takdir ilahi Allah'la. Küllü nefis, her nefis ölümü tatacak. Allah mekanlarını cennet eylesin. Uğur Bey, saftan kaçış yok. Çok emeğimiz var. Bir puansak biz de rahat etmek istiyoruz. Birileri bize de sahip çıkacak. Sen eğer çıkıp bu taraftar bir puan diyorsa taraftarını biraz sahipleneceksin. Sahiplenmezse olmaz ki. Şimdi biz deplasmana gidiyoruz. Bir otobüs, iki otobüs. Şimdi sürünün başında olan kim? Şimdi bugün gecekondu tribünü olarak söylüyorum. Gecekondu tribünün başında görünmeyen insanlardan sonra sürünün başına getirmişler. Normal bir taraftardım. Beni getirdiler, sürünün başına koydular. Allah onlardan kaza bela vermesin. Serhatlar var, Ferhatlar var. Bunların çok emeği var. Alt neslin, üniversiteli, ünü güçün çok faydası var. Bölgelerin çok faydaları var. Adamla deplasmana gidiyoruz. Adam aç. Ne yapacak adam? Bizim de kapımızı kimse çalmıyor. Madem herkes herkesi bir şeye dahil ediyorsa sen de birilerini bir şeye dahil edecek. Ne dahil edecek? Taraftan gitsin ya, ne olmuş ki? Gitsin, seni desteklesin adam gibi. Sana, takımına sahip çıksın. Seni zor günlerde sahiplendiğinde sen de taraftarının oraya gitmesine vesile ol. 7 senedir bir Allah'ın kulu, kapımızı çıksınlar kardeşim, konuşsunlar, bekliyoruz. Neredesiniz? Evde yok. Çıkın kardeşim, söyleyin. Bu yönetim geldi. Bu yönetimden önceki yönetim 2010'dan bu yana üstümüzde bir kara bulutlar var. Bunun müsebbisinin kim olduğunu bir türlü bilemedik. Bütün şehir Ankara şehri, Ankara'nın önemli isimleri, sanayicileri, iş adamları Ankara Gücü'ne destek olsunlar. Evet. Birazdan biz Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ayı ve Ankara Gücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğner'i de canlı yayına bağlayacağız. Kendileri eğer müsaitlerse, canlı yayına bağlanırlarsa onlardan da bu kardeşliğin sonsuza kadar sürmesi için birkaç isteğimiz olacak. Özellikle Bursaspor cephesinden destek anlamında Ankara Gücü Kulübü'ne maddi ve manevi anlamda destek vermesi için Ali Aydan, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Aydan isteklerimiz olacak. Umarız kırmaz, bağlanır. Bunları da burada söylememiz gerekiyor. Eğer şu anda burada söyleyemezsek hiçbir yerde söyleyemeyiz. Söylediğimiz zaman da havada kalır. O ama zaman da canlı yayında söylersek, o sözü alırsak, dün Osman Malakçı bağlandı, Bursaspor'un eski yöneticisi. Söz verdi. Bursaspor'a aldığı parayı bağışlayacak. Öyle bir şey varsa direkt söz verdi Osman dün canlı yayında. Çok teşekkür ediyorum Bursaspor taraftarlar adına. Allah razı olsun. Sözü aldık, bu sözü aldık Osman Malakçı'dan. Allah razı olsun kendisinden. Bursaspor zor günler geçiriyor. Maddi durumda hakikaten 438 yani, bin TL biliyorsun. Bundan bir hafta önce avukata vermişti. Faiziyle evet. Birlikte 350 bin TL'lik alacağını 438 bin TL olarak Ali Ay kendi cebinden ödemişti Osman Malakçı'ya. Osman Malakçı da dün canlı yayına bağlandı. Bursaspor'un eski yöneticisi. Kendisinden söz aldık. Özellikle istedik. Bağışlamasını istedik. Kırmadı. Teşekkür ederiz kendisine. Sağ ol. 438 bin TL kimse cebinden çıkartıp da kimseye vermez. Bursaspor kulübüne verdi. Öyle ya da böyle i̇şte verdi. Biz, çok teşekkür ediyoruz. İşte bakın biz yani biz böyle iş adamlarını Bursaspor'a kazandırmamız lazım. Bütün yöneticiler de eğer Bursaspor veya Ankara Gücü nereye yönetici oluyorsa olsun, verdiği parayı geri almasın kardeşim. Eğer alıyorsa da yönetici olmasın. Bedava Bursaspor üzerinden reklam yapmasını biliyor herkes. Ankara Gücü üzerinden reklam yapmasını biliyor. Herkes desteğini versin. Maddi anlamda da parasını versin. Çıkarken de bu benim param deyip alıp da gitmesin yani. Uğur Bey, çok güzel bir konuya değindiniz. Biraz bu konuda eksik olmayız. Bizim var ya, sırf reklamımız yok ya. Ya bugün bu sene, iki senedir Makina Kimya. Biz Makina Kimya ile anılan büyük kulübüz. Hakikaten de öyle. Bir sırf reklamımız yok. Bu sizce
Nasıl bir iş ya? Sırt reklamımız yok. Söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Ankaralı iş adamların ayıbı. 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 Ankaralı bu kadar büyük camiaya oradan bir tane eğer bir iş adamı çıkıp da reklam veya sırt reklamı veya forma reklamı veya çorap reklamı vermiyorsa Ankaralı iş adamların ayıbı bu ya. Yazık günah yani. Yazık günah. Bak şimdi bir mesaj gelmiş abi. Okuyayım bunu. Yani bak şu anda gelen mesajı okuyayım. Enes Öztaş. Uğur abi bu sezon Tuzla maçında benim gözümün önünde İstanbul'dan öğrenciler maça geldiler. Bursa Sporlu kardeşlerimiz Ali abi kendi cebinden parayı alıp biletleri alıp öğrencilere verdi. Bu bir vefadır. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Tabii. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz Ali abiye. O zaman biz de çağrıda bulunalım buradan Ankara Gücü taraftarlarına. Ali İmdat önderliğinde gece konduya tüm Ankara Gücü taraftarlarına Beşiktaş maçında bekliyoruz. Çok güzel. Bekliyoruz o zaman. Tabii. 3 otobüs, 5 otobüs bekliyoruz o zaman. Tabii Allah razı olsun. Çok güzel bir oluşum. Çok güzel. Geliriz. Geliriz. Hem burada ağırlarız sizi hem de tamam. Beşiktaş maçı da bizim için de önemli. Evet. Kardeşlik, dostluk da tabii. Bu maçta da pekişmiş olur. Buradan da bunun çağrısını yapalım. Ali İmdat sözü verdi. Beşiktaş maçında Ankara Gücü taraftarları Timsah Arena'da Bursa Spor'la birlikte tezahüratlarını yapacak. Bunu aslında bağlanak insanların söylemesi gerekirken sizin böyle şeyleri işte ondan öndesiniz. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz. Her zaman biz sizin de bu tarz önemli adımlar atmanız keza Selim Kurtulan da öyle. Yani Bursa Spor için Selim Kurtulan neyse Ankara Gücü için de Ali İmdat odur. Ben, kendi yerim Selim için. Abi burada herhalde bir 6-7 olmuştur doğru mu abi? Evet 5-6 kere ağırladınız. Bundan sonraki dostlarımız da inşallah burada. Her zaman. Her zaman Bursa Ankara sohbeti Bursa TV ekranlarında olacak. Bu arada sevgili yönetmenimiz Sezin Akbulut'tan rica ediyorum. Eğer Ali Ay müsaitse başkanımızı canlı yayına bağlayalım. Arayalım sık sık. Devam edelim aramaya. Muhakkak ki Ali Ay canlı yayına bağlanacaktır. Ondan da söz almak istiyoruz. Bu kardeşliğin sadece lafta değil, peki, sadece sözde değil, yazılı olarak da belgeler halinde tasdiklenmesi için destek anlamında. Ben şurada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu spor taraftarına üzülerek söyleyeceğim. İster kızsınlar bana ister kızmasınlar. Çok önemli değil. Ama benim için önemli bir konu var. Bakın biz Akhisar maçına gittik. Mübarek gün. Kandildi. Ya o gün bile Bursa Spor cezaydı ya. O gün bile Bursa Spor cezaydı taraftarlar yüzünden. Ya Akhisar Bursa maçında mı? Tabii canım. Ya Akhisar'ın kaç tane seyircisi var ya? O maçta 10 tane seyircisi vardı ya. Akhisar kasaba zaten ya. Ya, ya 5 kişi yaşıyor. Ya kasaba mutlak değil abi. Yani bir sürü seyircisi olsun ya. Niye? Nedir bu ya? Bursa Spor'a ceza yediriyoruz her maça. Nedir abi böyle taraftarlık Akhisar olur mu? Akhisar taraftarı da bugün 6-0 yendi. Akhisar Antep'i. Ya bu futbol Bursa bak. Bursa kümeye diye varmışlar Akhisar taraftarları. O da enteresan yani Akhisar'ın Bursa kümeye diye bağırması da cümrüne, kapasitesine, gücüne Akhisar köy kasaba bir takım yani Bursa ama, Spor'la kendini kıyaslayamazsın. Ama sen oraya gidip de küfür edersen bağırırlar. Bu iş böyledir yani. Orada iki tane Türk bakın bu hafta bile. Rize'ye gittik maça. Rize bir tane adam çıktı bağırdı ya. Bir tane adam çıktı bağırdı. Taraftarlar ona laf yetişti. Ya bırakın arkadaş takımı desteklemeye geldik ya. Günah. Bursa Spor'a ceza verdirmem. Ali Ay'ı ilk önce bağlayalım. Canlı yayına eğer Ali Ay'ı bağlamıyorsa Mehmet İğner'i bağlamanın bir anlamı yok. Önce Ali Ay'ı bağlayalım. Arayalım sık sık arkadaşlarımız yönetmenimiz Sezin Akbulut. Şu anda onunla uğraşıyor. Ali Ay bağlansın. Ali Ay'ın ardından Mehmet İğner'i de bağlarız. Tek taraflı bir konuşma olduğu zaman bir anlamı olmaz. Evet. Yani Mehmet İğner'lik bir konu yok zaten burada. Evet. Mehmet Başkanımız Ankara Gücü Kulübü'nü şampiyon yapmış, lige çıkarmış. Tüm maddi imkansızlıklara rağmen evet, doğru, tek başına yönetimiyle birlikte toparlanıp doğru, diriltmiş bir camiayı. Doğru. Ali Ay Başkan da bağlansın. Bunun sözünü alalım başkanımızdan. Devam edecek arkadaşlarımız aramaya. Ama bu küfür olayı bütün tribünlerde var. Yani sadece Bursa Spor tribünlerinde yok. Akhisar Bursa Spor'a küfür etmedi mi o gün mesela? Ya da Rize Bursa Spor'a küfür etmedi mi? Yani, zaten 6-0 yenmiş ya, abi yani 6-0 yeniyor adam orada bir kişi iki kişi de küfür etse ister istemez edersin yani. Ya bir kişiye niye uyuyoruz onu anlatıyorum ya. Bakma ya bir kişiye uyma ya iki kişiye uyma. Toplu bir küfür olur bir şey olur eyvallah. Ben gittim işte Rize'de gittim komiserim bak komiserim oradan bir arkadaş küfür ediyor. Tansiyonu yükseltmesin al onu çıkarın veya uzaklaştırın dedim. Olay bu ya. Olay bu ya. Niye ceza alıyoruz kulübümüzü yazık günah değil mi ya?
210 milyar lira Akhisar'dan ceza yedik. Kandil mübarek gün ya. 210 milyar. Ya bu para yani, bir para yani bu. Az mı bir şey değil. Bu arada küme düştüğümüz sezonda Beşiktaş'ın, Rize'nin ve Akşabat Sebat'ın şike yaptığı yönünde haberler de var. Eleştiriyor onu. Haberler de vardı ya. Bunu ben de eleştiriyorum bunu şunu ama. Beşiktaş'ın birazdan... şike yaptığı yönünde haberler vardı ki biliyorsunuz Beşiktaş Türkiye Kupası'nı kazanmıştı o yıl. Şike yaptığı için kupayı geri almışlardı. Şike yaptığı tasdiklendiği için kupayı geri vermesine rağmen Avrupa'ya katılan bir takımdı Beşiktaş biliyorsunuz. Evet tabii. Bu da enteresan bir olaydı Türkiye Ligi için. Yani bu takım şike yaptı, kupayı verin ama Avrupa'ya katılın. Beşiktaş o sene bunu yapmıştı ve ardından Avrupa'ya gitmişti. Bizim küme düştüğümüz yılda Akçaabat Sebat nerede olduğu belli değil şu anda. Ben nerede olduğunu bilmiyorum. Rize Akçaabat Sebat ve Beşiktaş'ın şike yaptığı yönünde haberler vardı. O yüzden Bursaspor da 40 puanla Türk futbol tarihinde bir ilk, 40 puanla Bursaspor küme düşmüştü. Tabii bu yıl inşallah bunu yaşamayız ama bu olaylar var. Yani Rize o yüzden de biraz öfkeli olmuş olabilir taraftarlar. Hani belki küfür etmemiş yok, olabilir. Bir taraftar kişiden yok de... maçta. Biz onlardan daha fazlaydık ya. Biliyorum gördüm. Ya biz onlardan daha fazlaydık. Taraftar yok maçta. Akhisar maçında taraftar mı vardı? Biz 1000 kişiydik, onlar 500 kişiydi ya. Ya gerek yok. Bursaspor'a ceza alırımın yani gereği yok yani ya. Ya biz gidiyoruz takımımızı destekleme. Takımımızı desteklememiz lazım ya. Yapacaksan dışarıda ne yapacaksan yap. Yani ya yanına varamıyorsun ki geçemiyorsun. Ya küfür etmekle eline ne geçiyor ben onu anlamıyorum tabii yani. Tabii küfür olmaması lazım. Yani o orada herkese en fikir. Yan yana gelseler kimse kimse küfür etmez. Bak Bursa Spor taraftarları, Bursa Spor tribünlerinde ben artık ailesiyle gelen insanı çok görüyorum. Ya böyle çok olması var. Lazım ya. Geliyor. Bizim Ankara bakın... gücünde de çok var. Tabii. Ankara gücünde de çok büyük var. Ailesi var. Bakın çok önemli bir konuya bir konu söyleyeceğim. Bakın bugün Bursa'da bir sürü dinamik insanlar, dinamik zengin insanlar var. Bugün Bursaspor başkanı, bugün Bursaspor yöneticisi olmuyorsa taraftarın suçu. Onların suçu yok. Bak iddia ediyorum. Taraftarın suçu. Niye? Nasıl niye? Niye abi? Her şeye marifet. Her şeye isyan. Her şeye şey. Adamlar bakın korkuyorlar. Para vereceğiz. Yönetici olacağız. Bir de küfür yiyeceğiz diyor. Ben bütün Bursa'da iş adamlarını geziyorum her gün ya. Her gün geziyorum. Yeter diyor ya yeter. Herkese küfür olur mu? Herkese langur lungur tarada bulgur olur mu? Şimdi bana kızacaklar. Kızsınlar hiç önemli değil. Ben Bursaspor'luyum. Gerçekleri konuşayım. Geçen hafta Galatasaray maçında Altepe dışarı. Altepe ne yaptı abi? Ne yaptı abi söyleyin. Ne yaptı? Ne dedi Bursaspor başkanına? Projeyle geldi de. Ne istersen vereceğim dedi. Ne yaptı abi? Git kardeşim. Bak bu Bursaspor'u yönetici becerisiz eğer yöneticilik beceriksizse eyvallah ben söylüyorum Bursaspor taraflarına sesleniyorum. Bana bağırın kardeşim sorun yok. Kardeşim belediye başkanı diyor ki projeyle gel diyor. Projeyle para isteme diyor. Projeyle gel diyor. Yap kardeşim. 8000 metre yer al. İmar çıkar. Orayı sana versin. Bursaspor'a versin. Git yalvar Özcü'ye versinler. Kardeşim böyle git ya. Herkese gel para ver. Nereye kadar kardeş? Yap projeni. Ya bir iş adamına gittim. Adam diyor burada yer var diyor. Ben söyledim diyor. 7000 metrekare yer var diyor. 4500 tane daire olur. Bursaspor'un kasasına 700 trilyon para düşer diyor. Bunun peşine düşmüyorlar. Gidiyorlar küçük balığın peşine düşüyorlar. Sen gittin mi belediye başkanına burayı biz istiyoruz dedin mi? Ha? Demedin. Söyledin mi sen bunları abi peki? Ya söyle artık. Sen dedim dilekçeni ver gerisini Bursaspor taraftarına bırak. Biz bir de böyle söyledik. Biz orada 10 bin kişi açlık grevine de gireriz dedik. Ama sen bir şey yapmazsan hep böyle o dışarı bu içeri o dışarı bu herkes biliyor. Herkes biliyor ya maşallah ya. Biletler 50 lira olunca biletleri düşürsünler. Yok abi böyle bir şey ya. Ya bir tane Bursaspor var hepimiz sahip çıkalım ya. Nedir o kötü bu kötü bu kötü o kötü bu kötü ya. Nedir abi ya. Bir taraftar mı yani? Her hafta ceza aldıran bu taraftar mı hep iyi? Biraz da aynaya bakalım ya. Lütfen ya. Ben de Bursaspor taraftarıyım ya.
Bu spor bir tane ya. İkinci lige düşse de gitsek, üçüncü lige de gitsek kızacağız, ayrı konu. Kızacağız. O ayrı konu. Ama gerçekleri konuşacağız. Kardeşim, Bursa Spor'un kurtuluşu çok basit ya. Al Özgücü'yü, kurtulsun. Al 7500, ben treneri falan bilmem. İlkokul 9 senede bitirdim. Al bir tane tarım arazisi. Yapılandır mimarla, bir şeyler yapıyorsun işte. Konu koy konutları. Al koy kasana paranı. Benzin istasyonunun sayılarını çoğalt. Ya benzin istasyonu, abi sen bakkal dükkanı mısın ya? Ne benzin istasyonu, ne bilmem nesi ya. Yapmayın abiler. Bir kere gideceğim, bir kere adam gibi gideceğim, bir kere. Üç kere, beş kere gitmeyeceğim belediye başkanına. Ahmet'e, Mehmet'e üç kere, beş kere gitmeyeceğim, bir kere gideceğim, adam gibi gideceğim. Başkanım, biz burayı istiyoruz, Bursa Spor'un kurtuluşu diyeceğim, bitti. Vermedi, çık açıklama yap kardeşim, vermedi. Nedir bu ya? Koskoca Bursa Spor abi bu. Ama bunu yapacak, bilmiyorum. Yani ben mi yanlış düşünüyorum? Yani ben mi bilmiyorum? Bu, ya bir tane bir kişi yapmadı ya. Şu Özgücü'yü alamadık ya. Bak yarın Özgücü'yle bizi kovarlar ha. Bak söylemedin demeyesin Bursa halkı. Yarın bizi Özgücü'yle kovarlar. Onun topusu nerede, kimde, nerede, kim bilir, herkes biliyor yani. Bugün çık deseler çıkarırlar yarın yani seni. Bakma büyük camiaz da orada tutuyorlar bizi. Bursa'da yer mi yok ya? Yayla mı yok? Terazi mi yok? Bilmem ne mi yok belediyenin? Veya işte Gülfer'in veya Osman Gazi'nin veya bilmem ne, Yıldırım'ın. Allah razı olsun. Bak Yıldırım Belediye Başkanı gitti TOGİ'lerde tesisleri komple yaptı. Bir tane projeye 600 milyar para vermiş. Kimin haberi var bundan? Kim Allah razı olsun dedi Yıldırım Belediye Başkanı'na? Bir tane projeye oraya okul yapılacak, okul projesi. Sahalar yapıldı, 600 milyar para vermiş. Kimin haberi var? Kimsenin. Herkes skora bakıyor. Bursa Spor'un kasası doluymuş, boşmuş, borcu varmış. İşte Bursa Spor... Ya Bursa Spor yürürse... Başarılı olursa bu spor başarılı. Ya ben öyle bakmıyorum arkadaşlar. Ben kongre üyesiyim, 20 sene kongre üyesiyim. Ben öyle bakmıyorum olaya. Taraftar bakabilir, saygı duyarım. Ben bu sporun kasasına... Bak Bursa Spor, bak gene söylüyorum. Bursa Spor düşer çıkar. Bursa Spor battı mı bir daha biter. Ordu Spor gibi oluruz. Sakarya Spor gibi oluruz. Ya örneği var ya. Onlar bizden az taraftarı olan takımlar mı? Ali abim burada. Evet. Ali abilerin camia aynı camia. Aynı, hiç bir şey yok yani. Onların çok büyük camiası, bizim de çok büyük camiamız. Doğru. Bir anda anladınız mı Ali abi bir şey? Anlamadınız. Bir anda kendinizi üçüncü ligde buldunuz. Bal Ligi'nde buldum. Bu arada 2012 yılında Ankara Gücü kümeye düştüğü yıl, o maçın görüntüleri var. Yönetmenimiz Sezin Akbulut'tan da rica ediyorum. O görüntüleri de ekrana getirelim biz burada sohbetimizi devam ettirirken. Son maç. Evet. Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanıyor. Evet. 2012 yılı. O yıl Ankara Gücü küme düşüyor. Maddi sıkıntılardan dolayı küme düşüyor. Ama bu yıl dirildiği yılda. Kardeşlerimiz yine orada bizi her geldiğimizde ya 3'ten atıyorlardı ya 5'ten atıyorlardı. Canları sağ olsun. Tabii ekranda şu anda görüntülerde. Bursa Atatürk Stadyumu, efsane stadyum. O stadyumda Bursa Spor Şampiyonlar Ligi maçı oynadı. Şampiyonlar Ligi müziği çaldı o stadyumda. Evet. Ankara Gücü atkısı orada. Türkiye atkısı, Bursa Spor atkısı. Bu arada Bursa Ankara Gücü taraftarlarının da en büyük özelliği milliyetçi olmaları. Vatanını, milletini ve bayrağını çok sevmeleri. İnan. Tek nokta, ortak noktası. En büyük de ortak noktası. Sizin görüşünüz. Başkalarına söylesene bunlar vatanı satacak derler. Bu sizin görüşünüz. Teşekkür tabii ederiz. Onlar zaten vatansızlar. Ben sana bir söyleyeyim mi? Vatanı satacak insanlar satmadı. Vatanı satmayayım diyen insanlar vatanı sattı. Biz Allah'a şükürler olsun. Alnımız açık. Binlerce şükürler olsun. Şu anda görüntüler de ekrana geliyor. 2-1 bitti bu maç. Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynandı. 2 yıl sonra inşallah yaşanır. Bu atmosfer Timsah Arena'da ve Ankara Gücü'nün bu arada yeni stadyumu yapılıyor. Evet. Çok görkemli bir stadyum. Ankara'ya da yakışacak, Ankara Gücü'ne de yakışacak bir stadyum. Ama herhalde bir 5-6 yıl sürer. Geç kalmış bir proje. O maçlar aslında... 6 sene mi sürer? Bizim Timsah Arena kaç yıl sürdü?
Bizim için sağlam. Sizce geç kalmış şey proje değil mi? Çok geç devlet kalmış yapıyor, proje. Devlet 2 senede 3 senede bitiriyor yani şimdi. Öyle değil mi? Trabzon statını gördük. İşte Konya statını 2 senede 3 senede bitirdiler. İnşallah en kısa zamanda biter. Bu arada siz maçlarınızı nerede oynayacaksınız abi? Siz bize... Gelin Bursa'da oynayın. Timsah'a neden? Onu biz bilemeyiz ki. Bizi aşar onlar. Onu ayarlarız abi, konuşuruz. Biz o yani bizim... Zor olur ama değil mi? Ayrı Ostim, maç Bursa. Ostim'i istiyoruz. Kapasitesi ne kadar? 10 bin, hani 6-7 bin söyleniyor. Biraz büyütmeyi düşünüyorlarmış. Ya da Eryaman'da yeni bir stat yapılıyor. Hani bazı gruplarda işte Yenikent'te oynanacağı söyleniyor. Yenikent çok uzak. Bu Osmanlı Spor'un? Osmanlı Spor'un. Bir de hani çok uzak orası. Bizim bu kadar sıkıntı yaşayacağız, bu kadar sıkıntılara düşeceğiz. Gidip de Osmanlı stadında oynamak da istemiyoruz. Gelsinler, ellerini biraz çabuk tutsunlar. Ankara'da 3 aylık bir proje var. Ostim'deki statların arkalarını büyütsünler. Biz gidelim Ostim'de, takımımızı destekleyelim. Ve yine söylüyorum, teşke şimdi ne biçim statlar yapıldı? Ankara'nın başkentinde bir stat yaptıramıyoruz. Yapılmıyor. Neden yapılmıyor? Millet düğmeye basıyor. Artık lütfen rica ediyoruz, düğmeden bir elinizi çekin. Çekin bir düğmeden bir çekin elinizi. Hakikaten kardeşim. Yani her tarafı stat çekin yapıldı. Abi. Ankara Türkiye'nin başkenti diyorlar. Yani burada ben spor bakanına, sporla ilgilenen kim varsa. Ya ilk önce Ankara yapılması lazım stat ya. Uğur Bey, gülünecek bir şey yani. Bu gülüyor insanlar. Taraftarlar gülüyor bu olaya. İnanın 15 Temmuz'da bir gün tribünde insanlar bir hakaret ettiği zaman hop yakalanıyoruz değil mi? Bugün bakın 15 Temmuz'da halka bir bakın. İnsanlara bir bakın. Ya kardeşim bu adamlar hakikaten bu vatanı seviyor ya. Vallahi seviyor. Ya eksiklerimiz olmuş olabilir mi? Ha eksiklerimiz nedir? Tribünde bağırmış olabiliriz ama biz bu vatan için inanın Ankara'daki bütün insanların 15 Temmuz'a çok büyük katkısı var ya. İnanın biz yine söylüyorum, biz bugün sembol olduğumuz bir yerde şampiyonluk kutlayamıyoruz. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Ne yapmışız ya? Ne yapmışız kardeşim? Gecekondu semtinde büyümüşüz. Hepiniz Allah bin bereket versin uçmuşsunuz. Hop! Aya çıkmışsınız. Hala Ankara Gücü seyircisine yükleniyoruz. Hala Ankara Gücü. Hala Ankara Gücü. Ama 93'te 93'ün ikinci ayında Ankara'dan oy istemeyi çok iyi biliyordunuz. Biz inanın o zamanınki dönemindeki Sayın Melik Gökçe'ye buyursun o da katılsın. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Tam 8 ay çalıştık. 8 ay bu camia. O zaman Galatasaray'da Koçeski vardı. Ben dedi, size dedi, Koçeski'yi alacağım dedi. 93'te. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Üstüne taş koymadılar. Diyorlar ki bu borç. Kardeşim bu borcu ben mi yaptım? Ben yapmadım bu borcu ya. Ben yapmadım bu borcu. Kim yaptıysa onlar birbirleriyle bu diyorlar ayarla. Onlar çıksın bir kozunu paylaşsınlar abi. Kim yapmış? Ankaracı bu hale niye gelmiş? Bu kadar yerden nasıl buralara düşmüş? Ya biz yanlış anlama şehit takımıyız. Bak, araştırırsan bakarsın. Milli Savunma Bakanlığı'nın kurulduğu bir takımız biz. Makine Kimya İstanbul'da kurulmuş. İşçilerle kurulmuş bir takımız ya. Neden olmuş? Bizde ne de var biliyor musun? Bizi bu işte dediğimiz gibi siyasi partiler bizi mahvetti. Bunlar CHP'li. Bunlar AK Partili, bunlar MHP'li, bunlar doğru yollu, bunlar Ecevit'le... Bunlar sağcı, bunlar solcu. Bunu ben sana bir söyleyeyim mi? Ne sağcısı solcusu ya? Sağcılık solcu mu? E şimdi şu an herkes memleketteki bütün insanlar hep diğer insanların yanında. Sağcısı da bir insanın yanında, solcusu da bir insanın yanında. Araştır, ben biliyorum kardeşim. 14 yaşından beri dışarıda caddedeyiz biz. Memleketin kimin nerede olduğunu, kimin nerelerde olduğunu biliyoruz. Sağcılık mı, solculuk mu? Bırakın kardeşim bir futbol var. Bir Ankara Gücü var. Aynen. Buna da siyaset sokmayın yani. Sokmayın yeter. Sokmayın yani. Biz istemiyoruz. Taraftarların hiçbiri istemiyor yani. Melik Gökçek. Siyaset istemiyor kardeşim. Melik Gökçek maça gelsin. Siyaset yapmayın. Sadece yardım edin. Kulüpleri rahatlatın. Ya ben sana bir şey söylüyorum. Futbolcuna verilen para. Vergiler kaç para? Spor Bakanı çıktı dedi ki vergileri yükselteceğim. Ne zaman yükselttin? Tan Doğan'dan bize. Ne zaman? Nasıl yükselttin abi söyle.
bizi %18. Dışarıda %50. Tan Doğan'dan bizi garipten bakkal dükkanına %20. Fırıncıya %20. Zenginden almıyor. Aklıma geldi. Biz Tan Doğan'dan siyasete sokmayın bizi. Tan Doğan'dan bizim makina kimya endüstri takımıyız. Makina kimya bizim Tan Doğan'dan çıkmamızı istiyor. Kardeşim nereye gidecek bu taraf? Nereye gidecek bu insanlar? Doğru söyledi bunu Mehmet Başkan. Tabii doğrusunu söylüyor. Adam gidiyor. Ankaracı sponsorlu anlaşması var. Destek istiyor. Ben yetim hakkını size veririm. Ne yetim hakkı kardeşim sen sonuçta? Sen lava geldiğinde makina kimya diyorsun. Bizi bu sene çıkarmak için. Allah razı olsun Mehmet Diner biraz şartlı. Taraftar da şartlıydı. İnanın öyle bir şey yapmasınlar. Orada genç nesiller büyüyor. Orada oranın geliri de yok. Bir iki tane geliri var. Zaten orada gittiği zaman şu an Ankaracı'nın var ya bir tane geliri yok. Zaten Ankaracı borç batağında. Abi biz yine sıkıntıdayız. Mehmet Diner de burada çok sıkıntılı günler bekliyor. İnanın. Ona göre artık nasıl bir yönetim yapar? Nasıl bir yönetim kurar? İçeriden kuvvetli bir yönetim mi olur? İşi çok zor. Çünkü taraftar dediğim gibi yine söylüyorum bunu söylüyorum. Biz bu yönetimin kalmasından memnunuz. Çünkü bir şeye baş koydu. Ankaracı'nı şampiyon etti. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Ama ona göre projesini iyi ayarlayıp çünkü çıta yükseldi. Nasıl Bursa tribünü çıtayı yükseltti şimdi bir şeyler zoruna gidiyorsa biz de çıtayı yükselttik. Gelsinler destek olsunlar. Belediye başkanları mı gelir? İş adamları mı gelir? Bu yönetim mi olur? Artık bu yönetim olması gerekiyor çünkü oylama yaptı Sayın Mehmet Diner. Tan Doğan da oylama yaptı. Herkes el kaldırdı. Oylamada da başarılı oldu. Çünkü onun da yükü ağırlaştı. Ona göre Melik Gökçek'le bir toplantı yaptılar. Devam edeceğini söyledi. O da destek sözü verdi. Destek sözü verdi. Çok güzel oldu. Olsun. Ankaracı'na sahip çıksınlar. Çünkü ya arkadaşlar yarın bir gün belediye başkanları, belediye makamları kimseye makbul değil. Bu arada Melik Gökçek'i de canlı yayına alacağız. İlerleyen günlerde. Tabii alın. Ankara gücüne destek vermesi için de ne gerekiyorsa programda tabii. Bunu da söyleyeceğiz. Çünkü Ankara gücü varsa Ankara bir marka. Ankara gücü yoksa Ankara'nın hiçbir varlığı yok. Hiçbir gücü yok. Öyle diğer takımlarla, Gençler Birliği'yle, ya bakın, Buksaç'ta, şey Osmanlı'yla falan hiçbir bakın, şey olmaz bakın, yani. Bakın bir şey söyleyeceğim. Karadeniz'i biliyorsunuz. Samsun'dan bir giriyorsunuz. Ta Artvin'e kadar, doğru mu? Evet. Trabzon niye öne çıkıyor? Trabzon niye öne çıkıyor? Futbol. Bol önde de ondan Trabzon öne çıkıyor. Tabii. Samsun'u var, Ordu'su var. Giros'unu var. Fas'ası var. Rize'si var. Bunlar onlardan küçük veya büyük değil ki. Bunlar hepsi aynı. Ama niye öne çıkıyor? Liman nereye gitti? Trabzon'a. Niye? Trabzonspor var diye gitti yani. Başarılı diye gitti ya. Ya Bursa bugün başarılı olsa ya buraya akacak turistin, gelecek turistin bilmem nesinin yani ya şehrimizi ya ne bileyim artık yani ya burada bütün iş adamları destek yapması lazım. Bütün herkes sahip çıkması lazım bu kulübe ya. Para değil bakın. Para değil ha. Para demiyorum ha. Para demiyorum. Destek. Para vermesin iş adamları. Destek çıksın. Köstek yapmasın. Kimse kimseye köstek yapmasın yeter. İtlemesin birbirlerini. Yeter o. O yeter bak. Biz onunla büyürüz. Bursa'da bu var ya. Çekememezlik var ya. Kimse kimseyi çekemiyor. Neden öyle? Adam diyor yönetici olmuş versin kardeşim parayı. Ben vereceğim diyor. Öyle diyor. Diyor abi. Ben açık açık. Ben kimseden korkmam. Ben neyse onu söylerim. Ya işte yöneticiye bak ya işte. Ya oğlum bak filan değil oğlum. Hani olabiliyorsan sen de ol ya. Niye kıskanıyorsun abi? Niye üzülüyorsun abi? Niye çekiyorsun abi? Ben eleştiriyorum. Söyledim başkanın yüzüne Rize'de. Başkanım ne ısrar ediyorsun ya? Ya başkanım bu işi yapamıyorsunuz. Bırakacaksınız gideceksiniz. Bitti bu. İlle türbinlerden küfür mü gelsin? Bunu mu istiyorsunuz? Günah mı sokacaksınız insanlara? Bunu yaparsın. Olmadı kusura bakma bu spor camiasından özür dilerim. Bu bir erdemliktir ya. Seni ertesi gün alkışlar insanlar ya. Bu iş böyledir ya.
Bak Bursa söylüyorum, Bursaspor hiç bir türlü başarıya ulaşamaz. İbrahim Yazıcı öldü, ben arkadaşlarıma, kendi çevremdeki arkadaşlarıma söyledim. Bursaspor bir daha başarı görmez dedim. Avrupa'ya gidemez dedim. Çünkü ben 35 sene maçlara gitmişim kardeşim. 35 sene gitmemişim Avrupa'ya. Bir tane maça gittik İngiltere'ye, Wimbledon kupasına. Doğru değil mi abi bunlar? Gerçek değil mi abi? Doğru. Ne başarı gördük abi Bursaspor camiası olarak. İbrahim Yazıcı geldi de başarı gördük. İbrahim Yazıcı geldi de İngiltere'de atkımızı, Hollanda'da, Fransa'da, İspanya'da, İskoçya'da atkılarımızı, bayraklarımızı açtık ya. Nasıl oldu? İbrahim Yazıcı kimseyi sallamadı. Bunu herkes biliyor. Pardon Uğur Bey, katılan yok mu? Ama canım? Ölünce... Televizyona katılan yok mu özür? Katılan yok mu? Alay ve Alay'ı arıyorlar şu an arkadaşlarımız ama yönetmenimiz Sezin Akbulut'tan bilgiyi alacağız. Tekrar arayacaklar şimdi. Hani bir katılsınlar, hani ta buralara kadar gelmişiz. Bari bize bir hoş geldin desinler. Yani bağlanması gerekiyor yani. Ali Başkan'ın ama herhalde bu kötü tablodan dolayı. Ya kötü değil aslında, bir savaşın içinde kazanır inşallah savaşı. Bak bizimki kazandı savaşı. Tabii. Savaşı kazandı. Kalkıyor şimdi. Kazandım diyor. Tribünde şöyle şöyle yapıyor. Kazandım arıyor herhalde diyor. Arkadaşlarımız tekrar. Bir zahmet katılırsa da iyi olur. Bir arıyor abi, bize merhaba desin. Bağlanırsa mutlu oluruz. Tabii. Yani burada sonuçta burada kardeşlik için evet, bir adım atılmasını istiyoruz. Yine benim dediğime geliyor bak. Bak baştan söyledim. Sadece ve sadece sınırları aşmış dünyanın bildiği bir dostluk var. Ama nitekim ki bunu bu insanlar görmemezlikten geliyor ya. Ya bir çıkın kardeşim, bir gel, selamun aleyküm. Biz Aliay ve Mehmet Yiğner'le gerekirse ortaklaşa bir program yapacağız. Ve programda Selim Kurtulan ve Ali İmdat da olacak. Bunun da sözünü verelim buradan bütün kesinler taraftarlarımıza. Kardeşim. Sonuçta benim hayatımda en sevindiğim anlardan bir tanesi. Ömrümün sonuna kadar da asla unutmam. Tuzla maçı 1-0 oldu. Aklımdan geçenleri söylüyorum. Ya dedim böyle biterse ne olacak? Ben maçı anlatıyorum. Ya dedim böyle biterse ne olacak? İkinci maç. İlk maç berabere bitti zaten. Menemen evet, maçı. Evet. Ya uğursuz sen nereden geldin? Geldin de mağlup olduk yine. Yo yo yo. Çok demesinler şey... diye o gün 1-0 oldu ya. O kalan süreyi zaten ikinci golde Kenan 2-1 yaptı ya. O gol sesleri hatırlamıyorum bile yani. O kendiliğinden gelişen olaylar. İnanır mısın, bütün cezaevleri mutlu ettiniz. Mutlu olan insanlar var, mektuplar geliyor. Bizim bu tribünden cezaevinde olan insanlarımız var. Onlara da buradan selam söylüyoruz hepsine. Hepsine selam. İnanın çok mutlu ettiniz. İnanır mısınız? Oradan televizyondan sizi çekmişler. Yani şeyden oradan nasıl olmuşsa artık. İnanır mısınız, bize kıpırlar geliyor. Çok insanları mutlu ettiniz. İnanın. Onlar da inşallah en kısa zamanda hayatlarına kavuşurlar. İnşallah. Çok insanımız da var. Hepsi de böyle. Tabii burada Ankara Gücü yönetim, başkanını ve yönetimini de kutlamak lazım tabii, yani. Tabii. Yani onları da es geçmememiz lazım. Onlara da ben bir Bursa Sporlu Bursalı olarak çok teşekkür ediyorum. Bütün Ankaralılara, yönetime, başkana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir televizyona hani Ankara Gücü'nü maçlarını verdi, verdirtirdi. Yani evet, sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Bütün Türkiye izledi. Tabii çok önemli. Tabii. Türkiye çok önemli. Çok önemli. İnan Bursa kilitleniyordu. Herkes televizyonun başına geçiyordu yani. Uğur Bey bir şey sorabilir miyim? Tabii abi. 6'da bunlar mı yapıyor, 16'da biz mi yapıyoruz? Bak. Açık ara farkla Ankara Gücü daha iyi yapıyor. Açık ara farkla. Değil mi? Açık ara. Tabii biz çünkü bunlardan bir kıt öndeyiz. Bu arkadaşlardan. Canlarım benim. Ali abi tabii ha, şu anda öyle. Öyle. Yani biz 16'da. Bir saniye. Bu dostun 16'da. Bir saniye Ali Bey, bir saniye. Biz şimdi statü dolduramadık diye belki. Ama statü doldurduğumuz da emin ol biz sizden iyi yapıyoruz. 16'da. Pardon 6'da. Biz sizden iyi ama statü doldurduğumuz zaman. Bak unutma bu lafımı. Ben Uğur Bey'e bir soru sorayım. Şimdi Uğur Bey statü dolu gördüğü için. Yok ben abi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim bak yanlış anlama. Estağfurullah. Beşiktaş sen başında göreceğiz. Biz zaten ömür boyu kardeşiz. Hakikaten... Bizde ayağa kalkmayan olmuyor biliyor musun? Herkes dip kalkıyor. Dip tribünler bile ayağa herkes kalkıyor. Bak, bu ama bizi yani biraz daha mı ki? Ya bak ben şimdi iki yerde de izliyorum. Ya bir saniye. Ben şimdi iki yerde de izliyorum. Tamam. Bursa Spor'un maçlarını 4 yaşından beri de
yerinden takip ediyorum. Kendi evimizde oynadığımız maçları. Abim, babam hep götürdüler beni maçlara. Yaklaşık bir işte 25 yıldır, 26 yıldır izliyorum. Maşallah. Ama Ankara Gücü taraftarı 16. dakikada, bizim 6. dakikada Ankara Gücü diye bağırdığımızda onlar 16'da Bursa Spor diye daha fazla, daha yürekten, daha içten, daha gür bir şekilde bağırıyor. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Ama bunun terse dönmesi için Beşiktaş maçı en güzel örnek. Beşiktaş maçında göreceğiz. 6. dakikada bakalım herkes nasıl bağırıyor Ankara Güçlü diye. Zaten Ankara Güçlü diye bağırmayanlar Beşiktaş'tadır. Biz var ya, inanır mısın Uğur Bey, inanır mısın? Biz var ya, ligdeyken var ya, Bursa tribünü için var ya. Bakın bu bağırma olayı da ben anlatabilir miyim? Tabii bir. Bir sene özür dilerim de bunu unutma abi. Estağfurullah. Bir arkadaşımızla maç seyrediyoruz. Geçmiş zaman. Ali abi hatırlar mı bilmiyorum şimdi. Bayağı çok geçmiş zaman. Ondan sonra Ankara Gücü maçı var. Ben de arkadaşıma hava attım. Dedim bütün statı Bursa Spor diye bağırttırayım mı dedim. Dedi nasıl? Dedim bağırttırırım ya dedim. Sen rahat ol filan. Kaç yıl önce? Ya çok eski değil mi abi? Yani hatırlar mısın? Aslında telefonu açtım. Hani çok eski derken telefonu çıktığı zamanlardır. Tabii telefonu çıktığı zamanlardır. 94 yılları falan herhalde. İşte o kadar. Beni zamanlar, dinlettin de. Dinlettin 96, 97 de olabilir yani. Tabii. Bağırmadan o zaman tamam, başladı. Tabii. Ben telefonu açtım Ali abiye. Tabii. Onlar telefon. Da bizim maç, onların maç önemli maçtı. Fener miydi? Galatasaray tabii, miydi? Tabii tabii. Bana telefon açtı. Önemli maçtı. Dedim Ali abi ya rica etsem dedim Allah rızası için 16. dakika Bursa Spor diye bağırır mısın dedim. Çok iyi ya. Bak gerçek işte burada yani şahidi burada. Yani güzel bazı şeyler ya. Bakın bazı şeyler söylenmez ama hani yani burada şey olsun diye söyledim yani. Ama 10 numara bak, bir olay yani. Yani hava atmak için falan söylemiyorum bunu yani. Anladım. Anlatabildim mi? Ya sevmiyorum da böyle şeyleri. Ali abimi aradım sağ olsun Ali abim. Kırmadı. Tabii. Bursa Spor 16. dakika oldu arkadaşıma dedim bak bütün stat Bursa Spor diye inecek dedim. Sağ olsun bütün stat. Galatasaray maçıydı. Galiba öyle bir maçtı hatırlıyorum şimdi. Geçmiş gelen zaman... mesajları da hemen isimlerini söyleyelim. Sönmez Aykan, Özgür Ülger, Bilal Yusuf Daş, Emre Erden, Uğur Furkan Seçkin, Cem Aydın, Şükrü, Yılmaz Acar, Ahmet Özdemir, Tunağan Akça, Ömer Kökbudak. Hemen buraya gelen mesajlara da bakalım. Fatih Balaban, Ayska Levent, Şükrü Dede, Muhammed Kılıç, Hakkı Kosova, Gökhan Türkoğlu. Elgili Karadeniz'de mesaj atmış. Hüseyin Ok, Can Aygül, Cengiz Han Acar, Saadettin Tuyan, Ali Ferik. Bütün taraftarlara, bütün Bursa Spor ve Ankara Gücü taraftarlarına çok teşekkür ederiz. Artık son sözlerinizi alalım. Programın sonuna geldik. Selim Kurtulan, kardeşlikle ilgili son sözlerinizi alalım. Beşiktaş maçı var, kritik bir maç. Neler söylemek istersiniz? Son olarak kapanış sözünüz olsun. Ya Beşiktaş maçı var. Ben bütün Bursalıları, Bursa Sporları maça davet ediyorum. Yani desteklemelerini istiyorum. Bu takım bizim takımımız. Gerçekten yani öyle ben aklımdan ucundan bile geçirmiyorum. Yani millet anlatıyor işte masal işte ya düşer işte o 4 puan alır bu 3 puan alır falan bilmem ne falan. Ben 4 hafta önce düşenleri söylemiştim. Yani burada da söylemiştim yani. Hani tabii çok büyük şey lazım, mucize lazım. Topçu arkadaşlar kendilerini toparlayacak. Çıkacaklar bizim için Beşiktaş maçında. Elinden geleni verecekler yani. Ben ona inanıyorum. Yani diyecek başka yani buradan da onlara artık söylüyorum yani. Bu Beşiktaş maçı önemli. Camia için önemli. 10 TL olur inşallah. Bakın, buradan da çağrı yapalım bakın, başkanlara. Ya 10 TL olsun, 5 TL olsun. Statı dolduralım. Bizim isteğimiz o. Ben şunu söylüyorum şunu topçulara, topçu arkadaşlarımıza. Ya yani yenilebilirsin. 2 de yenilebilirsin, 3 de yenilebilirsin ama oyna. Ama mücadele et, hakkını ver, yeter. Biz başka bir şey istemiyoruz. Biz sizi alkışlarız. Buradan da Ankara'ya selamlar. Ankara Güçlü taraftarlara da çok selamlar. Onlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Ali abi bizi kırmadı geldi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Her zaman başımızın üstünde yeri var. Ali abi çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Uğur Bey. Aynı dilekler bizim için de geçerli. Bursa'ya, Bursa halkına, Bursa'ya sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz.
yolları açık olsun. Allah kaza bela vermesin. Bu programların devamı gelecek. Hem başkanlarla hem liderlerle bu programın devamı gelecek. İşte biz sıramızı savdık. Bundan sonraki diğer arkadaşlarımızla tabii, her zaman. Seve, çağırırsanız seve, seve. Allah size kaza bela vermesin. Başımızın üstünde yeri var herkesin. Çok teşekkür ederiz. Dostlara selam söylüyoruz buradaki arkadaşlara. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Emekleri var sabahtan beri bizimle uğraşıyorlar. Eksik olmasınlar. Çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Allah kaza bela vermesin. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Süper Futbol'un sonuna geldik. Bizlerle birlikte olan tüm taraftarlarımıza, tüm futbol severlere teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hayırlı geceler.